Salli ala tabibi kulübüne Muhammed. Salli ala şefii zünübüne Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Adem'e, seyyidina Nuh'u, seyyidina İbrahim'e, seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve ma beynu minnen nebiyine vel mürselin. Salavatullah ve selamu aleyhim ecmain. Kasideyi hafız evlatlarımız ne kadar güzel söylediler. Deli gönlüm uslanmadım. Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri şeriat-ı Muhammedi ihya ederek yaşamak suretiyle nefsimizin uslanmasını nasibi müessere eylesin. Allah'a azimişanın Habibinin sünnet-i seneyi yapışmak suretiyle nefsimizin islahını nasibi müessere eylesin. Ahir zamanın fitnesinden, deccalın şerrinden, nefsin şerrinden, şeytanın şerrinden, ahir zamanda dine imana musallat olan türlü cereyanlardan Rabbim Teala bütün ümmet-i Muhammed'i muhafaza eylesin. İlahi hükümlere karşı anlayış nasibi müessere eylesin. Anlayışımıza göre yaşamak, idrak ederek yaşamak nasibi müessere eylesin. Şeriat-ı Muhammediye'nin hakikatine ulaşmak bütün ümmet-i Muhammed'e vasıl eylesin. Allah'a lan bugün 5 veya 6. hafta olarak Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin veladeti dolayısıyla sohbet ediyoruz. Bugünkü sohbetimiz yine iki cihan serverinin hem getirmiş olduğu şeriat-ı Muhammediye hem de ashabının yolunda giden ehlullahın yolunda yaşamanın sırrına ait olacak. Sohbetin ismini koymak lazım gelirse Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabı ve zikrullah. Ashabın zikirleri, ashab-ı kiram radıyallahu teala anhum ecmain ve ashab-ı güzünün zikirleri olarak zikirin üzerinde olacak. Kıymetli müminler, iki cihan serveri aleyhissalatu vesselam Efendimiz her bir nimetin menbaı idi. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hükümlerini getirmek suretiyle hem kıraat olarak Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın okunmasına hem hükümlerine ram olmasına vesile olarak Kur'an-ı Kerim'i bize nazil olmasına sebep oldu. Her bir sohbet onun bereketinin eseridir. Nerede bir meclis, nerede bir şeriatın hükmünü ihya eden bir meclis görülürse yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bereketidir. Kalplerimizin imanı, gönüllerimizin muhabbeti, şeriata olan muhabbetimiz yine Habibi de aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhabbetidir. Müminin mümine olan samimi ihlasla hareketi, müminin Allah'a kulluk vazifesi, ubudiyet ve taatın menbaı, yine iki cihan severi Muhammed aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu berekettir. Gördüğümüz rüyaların hakikati, kalplerimizin keşfi, kalplerimize ilhami ilahiyenin sırrı, yine iki cihan serveri Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin bereketidir. Ümmeti Muhammed olarak 14 asırdır imanımızın halaveti, İslam'ın tadı ve Allah'ın ahkamını bir karış öteye götürmekteki gayretullah yine Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin bereketidir. Hakeza milyonlarca nimete vesile olan Habib-i Vida aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nihayetsiz selat selam olsun. Onun şeriatı yolunda ruhlarını ve canlarını, mallarını veren ashab-ı güzünden Allah hoşnut razı olsun. Onların sevgisini kalbimizde hiçbirisini birisinden seçmeden, hiçbirisi hakkında suizan yapmadan, zira Allah'ın Resulü'nün sahabeleri gökteki yıldızlar gibidir. Hangisinin peşine gidilse insanı necat ve hidayete götürür. Rabbim Teala sahabeyi güzüne suizan etmekten, yanlış muhakemeyle hatalı hüküm vermekten cümlemizi muhafaza eylesin. Habibi de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bereketin sahibi, hidayetin rehberi, Allah'ın Habibi olduğu için her saadet onunla kaimdir. Madenin kömürü iki cihan serverinin elinde elmas olur. Kafirin küfrü iki cihan serverinin elinde imanı kamil sahip olur. Bir misal vermek lazım gelirse her bir peygamberin bir firavun olduğu gibi
Ebu Cehil nasipsizi dahi iki cihan serverinin firavunudur. Ebu Cehil'in evladı İkrime radıyallahu teala anhum hazretleri asr-ı saadette Resulullah'a karşı savaşmış, malıyla canıyla cihan serveri Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra katledilmesi gereken insanların listesinde Ebu Cehil'in oğlu yani İkrime İbni Ebu Cehil, İkrime İbni Ebu Cehil radıyallahu teala anhum hazretlerinin katline cevaz vermiştir. Bazı mühim Kureyş'in ileri gelenleri Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra Mekke-i Mükerreme'de yaşama imkanın kalmadığı, Allah'a azimşanın nurunun beşeriyete yayılmasıyla küfrün firavuniyetinin yıkıldığı, putların paramparça olarak gönüllerden çıkarıldığını görünce her biri bir tarafa katledilmesi gerekenler dağılmış. Bu arada İkrime, Ebu Cehil'in oğlu Hazreti İkrime, Hazreti diyorum çünkü iman ile müşerref olmuş elhamdülillah. O da kendisi Mekke-i Mükerreme'yi terk etmek suretiyle ayrılmıştır. Mekke-i Mükerreme'nin fethedildiği gün iki cihan serverinin sahabelere ve Kureyş'in putperest olan kavmine göstermiş olduğu muhabbet, göstermiş olduğu kolaylık ve ruhsat ile elhamdülillah binlerce kadın erkek iman ile müşerref olmuştur. Bu arada Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu teala anhum hazretlerinin beyanına göre Mekke-i Mükerreme fethedildiği zaman İkrime'nin karısı Ümmü Hakim binti Haris bin Hişam Müslüman olmuş, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelmiştir. Ya Resulallah, sen kardeşlik haklarına riayet eden, Kureyş'in en azılılarına merhamet eden, bütün alemin Mekke-i Mükerreme'nin Kureyş'ini katledeceğini zannettiği halde alemlere rahmet olarak gönderilmenden dolayı onlara suhulet ve kardeşlik muamelesi gösteren ya Habiballah, sen onu öldüreceksin diye Yemen'e gitmiştir. Hocam İkrime demek suretiyle iki cihan serveri aleyhissalatü vesselam'dan ruhsat ve teminat istemiştir. Ya Resulallah, hocam İkrime Yemen'e kaçtı. Sen ona teminat ver. Peygamber aleyhissalatü vesselam sözümün başından beri arz ettiği merhametiyle ona teminat vermiş. Ümmü Hakim Rum asıllı kölesini yanına almak suretiyle Yemen'de kocası İkrime'yi ararak katledilmeyeceğini, Habibide aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendisine teminat verdiğini, bu mana itibariyle Mekke-i Mükerreme'ye dönebileceğini bildirmek üzere sadık bir aile hanımı olarak kocası İkrime'yi aramaya çıkmıştır. Yanında da Rum asıllı bir kölesi vardır. İkrime'yi Tihame sahillerinin birinde devletli annemiz bulmuş. Hazreti İkrime bir deniz yolculuğu ile bir gemiye binmek suretiyle uzun bir diyara gitmeyi planlarken annemiz ile karşılaşmış. Saadetli validemiz Ümmü Hakim Hazretleri gemiye yanaşmış. Ebu Cehil'in oğlu bahtsız olan İkrime'ye gel kurtul demiş. İkrime de kurtulmam için ne demem lazımdır söylemiştir. Kocasına gel kurtul, kurtulmam için ne söylemem lazım gelir. Annemiz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demen lazım gelir deyince Cenab-ı İkrime Efendimiz benim kaçışım bunu söylememek için değil midir? Ben bunu söylememek için kaçıyorum demiştir. Ama annemiz ısrar etmiş. Devletli merhametli hanımı, her yolda sadakata numune olan devletli validemiz Ümmü Hakim Hazretleri, akrabalık hakkını en çok gözeten, insanlara en iyi davranan, insanların en hayırlısı olan
bir peygamber aleyhisselamın yanından geliyorum. O peygambere ki Allah Habibim demiştir. Gel kendini gemilerle kaçarak tehlikeye atma. Allah'ın hükmünden kaçılmaz. Nereye gidersen git, hüküm Allah'ın, mülk Allah'ındır demiş. İkrime Efendimiz'e izan, anlayış, insaf ile teklif etmiştir. İkrime dinlemiş, tefekkür etmiş. Ümmü Hakim kendisine sorunca, ben Resulullah'tan sana teminat almışımdır. İkrime, gerçekten bana katledilmemem üzere teminat vermiş midir Muhammed aleyhissalatü vesselam? Ümmü Hakim, evet, Peygamber aleyhissalatü vesselamda bizzat ben kendim konuştum. Sana katledilmemek, öldürülmemen hususunda teminat verdi demiş. Bunun üzerine Hazreti İkrime hanımıyla bir beraber, validemizle beraber Müslüman olmak üzere iki cihan serverine kavuşmak için Mekke-i Mükerreme'ye radıyallahu teala anhum hazretleri gelmiştir. İkrime Mekke-i Mükerreme'ye ulaştığı zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam daha İkrime yolda iken Risalet ile Mucize-i Nebeviye ile Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin iman etmek üzere muhacir olarak geldiğini haber vermiş ve sahabeyi yüzüne sakın babasına sövmeyin. Zira İkrime mümin ve mücahir olarak gelmektedir. Muhammed Aleyhisselam'ın bereketine bakın. Allah katında sevgisine bakın. Her bir şeyden Rabbimin inayetiyle haberdar edilen iki cihan serverine uymak hepimize nasip etsin Rabbim Teala. Ebu Cehil'in oğlu İkrime mümin ve muhacir olarak geliyor. Sakın babası Ebu Cehil'e sövmeyin. Ölüye sövmek ölüye yetişmez. Siz ölülere sövmeyin. Kötü kelamınız ölülere yetişmez, onlara ulaşmaz. Sağ olanları da kötü kelime incitir. Siz Ebu Cehil'in küfrü dolayısıyla İkrime'yi incitmeyin. İslamiyet ne kadar nazik. Dünyanın en azılı kafirlerinden olan Ebu Cehil'in oğlu mümin olmak sıfatıyla geldiğini gören Habibü da babasının zulmünü anmayı mümin olan oğluna efendim gönlü incinmesin diyerek sahabeyi yasak etmiştir. Sakın babasına sövmeyin. Sövmeniz onun mezarına ulaşmaz. Saniyen dirileri de incitir. Babasına söverseniz İkrime'nin gönlünü incitir. O mümin ve muhacir olarak gelmektedir. Ne kadar hoş ya Rabbim. Ya Rabbim Resulullah bizden hoşnut razı eyle. Bizden hoşnut razı eyle. Şefaat-ı uzmasına layık eyle. Kevser şarabından içmek nasibi müesser eyle. İkrime annemizle birlikte, Ümmü Hakim'le birlikte yaklaşmış. Yolda hukukullah'a bakın ne kadar zor. İkrime hanımına yaklaşmak istemiştir yolda. Annemizin verdiği cevaba bakın. Efendi, sen kocalık hakkını istiyorsun. Ama ben elhamdülillah Müslümanım. Şu anda sen kafirsin. Sabret. Sen kocansın ama şu anda kocalık hakkını benden istiyorsun ama ben Müslümanım. Sen kafirsin. Seninle karı koca olmamız şu anda mümkün değildir demiş. İkrime sabırla, anlayışla karşılamış. Vaktaki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna ulaştılar. İkrime. Habibü de aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna yüzü peçeli olarak Ümmü Hakim'le birlikte girdiler. Hazreti annemiz Ümmü Hakim Habibü Hüda'ya ya Resulallah sen teminat verdin. Ben İkrime'yi getirdim demiş ve sükut etmiştir. Bunun üzerine Hazreti İkrime ya Muhammed bunun değişine bakılırsa sen benim hakkımda teminat vermişsin. İki cihan serveri aleyhisselam doğru söylüyor.
sen eminsin, senin hakkında teminat verdim İkrime. Ya Habibi Hüda, bizi niye davet ediyorsun? Seni Allah'tan başka Allah olmadığına, la ilahe illallah'a, benim onun Habibi, Abdü ve Resulü olarak Muhammeden Resulullah demeye davet ediyorum. Namaza davet ediyorum. Zekata davet ediyorum. Hacca davet ediyorum. Demek suretiyle cünüplükten pak olmaya davet ediyorum. İslam'a davet ediyorum demek suretiyle İslam'ın nuraniyetini İkrime'ye arz etmiş. İkrime, vallahi sen hak, iyi ve güzel vasıflardan başka bir şeye davet etmiyorsun. Sen ne güzel bir akraba, ne güzel bir kardeşsin. Ya Rabbim bizi de ona sadıklardan eyle. Bir gün önceye kadar kılınçla en şiddetli iki cihan serverine düşman olan İkrime, imanın nuru, İslam'ın gölgesi kalbine düşünce muhabbetle, uhuvvetle, gönül hoşluğuyla Efendimiz'e böyle demiş. Vallahi sen hak ve iyi güzel vasıflardan başka bir şeye davet etmiyorsun. Sen ne güzel bir akraba ve kardeşsin. Allah'ım sabır. Allah'a yemin ederim ki sen bizi bunlara davet etmeden önce bizim aramızdaydın. Hepimizden doğru sözlüydün. Hepimizden doğru özlüydün. İyi kalpli, güzel davranışlıydın. Sen Muhammeden'il emin idin. Şu halde Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah ve Muhammeden Resulullah demek suretiyle şehadet getirmiş, iman ile müşerref olmuş, İslam'ın kutsiyet dairesine girmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazır olanlara şahit olun ki İkrime İslam'la müşerref olmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselama İkrime, hazır olanlara şahit olun ki ben Müslümanım, mücahidim, muhacirim demek suretiyle imanın ilk nurani kelimelerini iki cihan serverinin huzurunda beyan etmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam en azılı düşmana Ebu Cehil'in oğluna İslam'la müşerref olduktan sonra hoşnut ve razılığı ne kadar artmış ki bugün benden ne istersen eğer o şeyi herhangi bir kimseye verebilirsem ne istersen iste vereceğim. Bugün benden ne istersen ya İkrime eğer o istediğin şeyi bir kimseye vermeye muktedirsem çünkü her şeye ancak Allah muktedirdir. Eğer senin istediğini yapmaya ben muktedir isem benden ne istersen sana vereceğim demiş. Cenab-ı İkrime Efendimiz öyleyse sana ne kadar düşmanlık yapmış isem, seninle savaşmak için ne kadar adım atmış isem, seninle ne kadar kılınçla muharebe etmek için kollarımı sallamış isem, senin hakkında ister yüzüne, ister gıyabında arkandan kötü laflar söylemiş isem, bunların hepsi için bana Allah'tan mağfiret dinle ya Muhammed demiştir. Ne kadar hoş ya Rabbim. Allah Resulullah'ı bizden razı etsin. Hoşnut ve razı etsin. Peygamber aleyhissalatü vesselam, ya Rab, İkrime ne kadar bana düşmanlık etmiş ise, senin nurunu söndürmek için ne kadar adım atmış, isyanda bulunmuş ise, benim hakkımda ister yüzüme, ister arkamdan, gıyabımda her türlü kötü lafları söylemiş ise, sen ya Rabbim onu affet buyurmuş. Efendimiz ne dua ettiyse muhakkak cümlesini Allah kabul etmiş. İkrime, bu benim için yeter ya Resulallah. Senin bu fazilet ve Ali Cenab hareketin benim için yeter ya Resulallah. Şahit ol ya Resulallah. Ben insanlara Allah yolundan alakoymak için,
ne de, ne için, nerede, ne kadar kesemi aşmışsam onun iki katını Allah yolunda vereceğime. Şahit ol ya Resulallah. Ben insanlara Allah yolundan alakoymak için nerede, ne kadar kesemi aşmışsam onun iki katını Allah yolunda vereceğime. Yine insanları Allah yolundan alakoymak için nerede, ne kadar can çürütmüş isem onun iki katına Allah yolunda hizmetle ihya edeceğime Allah'ın huzurunda sana söz veriyorum ya Resulullah demek suretiyle malını, canını, ruhunu Allah ve Resul için vermeyi vaat etmiş, hakikaten sözünde sadık olmuş, mübarek Yermük Muharebesi'nde 60'tan çok kılıç ve mızrak ve ok yarasıyla yaralanmış, Rum'a karşı atından inmiş, sahabeyi güzüne Yermük Muharebesi'nde kim ölünceye kadar benimle cihat etmeye söz veriyor? Kim ölünceye kadar benimle cihat etmeye söz veriyor? Ben ölünceye kadar kim benimle beraber oluyor demiş. Yermük Muharebesi'nde sahabenin pek çokları söz vermiş. Hazreti İkrim'e öyle bir mücahit olarak Yermük Muharebesi'nde Bizans ordusunun içine dalmış, ileri adımlarla atından inmiş. Atından indiğini gören sahabe, ya İkrim'e niçin iniyorsun? Ben Resulullah için atla ne kadar muharebe ettim? Onun İslam'ı uğrunda yaya olarak canımı verene kadar cihat edeceğim, ruhumu Allah için feda edeceğim demiş yaya olarak. Yermük Bizans'ının üzerine dalmış, 60'tan fazla cesedi paki yara almak suretiyle şehit olmuş. Rabbim Teala ve Tekeddes Hazretleri bize şefaatini layık eylesin. Kıymetli müminler, Allah-u Azimüşşan'ın Resulü'nün yolu ne kadar nurani bir yoldur. Habibullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolu ne kadar nurani bir yoldur. Sahabeleri Allah yolunda Resulullah'ın nuru paki saadetinden, lütfu kereminden Allah'ın istifade ederek ahlak-ı hamidelerini iki cihan serverinin ahlakına benzetmeye çalışmışlar. Ebu Ümame radıyallahu teala anhum hazretleri beyan buyuruyor ki, birisi gelip Resulullah aleyhissalatu vesselam efendimize, ya Resulallah, hem sevap hem şöhret için savaşa katılan kimseye ne verilir? Hem sevap hem şöhret için savaşan kimseye ne verilir diyerek sual sormuştur. İki cihan serveri aleyhisselam, ona bir şey yoktur. Şöhret için çalışınca, çarpışınca Allah için olmaz. Elbet ona bir şey yoktur. İstediği kadar savaş etsin, istediği kadar öldürülsün, ona bir şey yoktur. Çünkü muradı şöhrettir, anmaktır, anılmaktır. Allah için olmayınca ona bir şey yoktur. Adam üç defa sorusunu tekrarlamış, iki cihan serveri üçüncü defa ona bir şey yok dedikten sonra, şüphe yoktur ki Cenab-ı Allah ameller içinde ancak ihlas ve samimiyet ile yalnız kendisi için yapılan amelleri kabul eder demiştir. İşte böylece sahabesini terbiyet etmiş, Allah için olmayan amellerden istina edip uzaklaştırmış, bütün sahabesini ve ümmeti Muhammed olarak bizi her bir fiil ve hareketimizde ilahi ente maksudi rıdaike matlubi kavli şerefine yaklaştırmak istemiştir. En arka sırada dayananlar duvardan sırtını ayırırlarsa muhabbetleri daha çok olur. Ne kadar rahat olursa gece şeytanlar gözüne sürme çekerler. Duvar diplerinden gelin Allah için. Allah için duvar diplerinden gelin. Duvar diplerinden gelin. Ben Türkçe konuşuyorum. Duvarın diplerinden gelin.
O en arkada beyaz kalorifere dayananı getirin bu tarafa doğru. Beyaz kaloriferin yanında değil misin sen de? En arka sıra, siz de gelin. Kardeşlerim, Allah için sokulun. Belki bir kelime hidayetimize vesile olur. Belki bir kelime, bir mana, bir anlam, bir hüküm günahlarımızın affı mağfiretine vesile olur. Hem istirahat, hem ilim öğrenmek bir arada olmaz. İlle ilim, eza ve sabır ile öğrenilir. Yanaşın bakalım, duvar dipleri yasak, memnu. Yanaş Lütfi. Ali yanaş, Kayserli sen de yanaş. Hep yanaşın. Askerlikte bir şey var. Kıta dur, kandıralı sen de dur. Bölüğün içinde bir kandıralı varmış, anlayışı kıt. Kıta dur, kandıralı gidiyor. Komutan demiş, kandıralı sen de dur. Ya hepiniz gelin, kandıralı da yanasın. Kardeşim gelin. O minbere de dayananlar gelsin. Diş söker gibi sökeceğiz, ne yapalım? Dünya rahat yeri değil. Şu halde iki cihan serveri sahabesini böyle terbiye ettiği gibi bizim üzerimize de iktiza eden hüküm aynıdır. Böyle olmamanın bir misalini vermek lazım gelirse Asım bin Ömer bin Katede radıyallahu teala anhum hazretlerinden şöylece bir beyan vaki olmuştur. İçimizde kim olduğu bilinmeyen bir yabancı vardı. Adı Kuzman'dı. Kuzman. Ondan her ne zaman söz edersek, Kuzman dersek, Resulullah aleyhissalatu vesselam o adam cehennemliktir derdi. Kuzman o adam cehennemliktir derdi Resulullah aleyhisselam. Ta ki Uhud savaşı oldu. Kuzman tek başına müşriklerden 7-8 kişiyi öldürdü Uhud savaşında. Çok cesur, sırtı yere gelmez bir kimse idi. Nihayet ağır yaralar aldı. Medine'den Beni Zafer mahallesine kaldırdılar. Orada kendisinde uğraşan Müslümanlar ona "Sen bugün büyük bir hüner gösterdin. Seni müjdeliyoruz." dediler. O da "Beni ne ile müjdeliyorsunuz?" "Allah'a yemin ederim ki ben sırf kavmime nam ve şöhret kazandırmak için harbettim. Ne ile beni müjdeliyorsunuz?" "Ben kavmime nam ve şöhret kazandırmak için harbettim. Onlar için dövüştüm." Yani o şöhretim için dövüştüm. Yaralanmış, yaralı olarak Medine-i Münevvere'de acısına, yarasının dayanamamış, okluğundan çektiği bir oku kendisine batırmak suretiyle intihar etmiş. Habibi de aleyhissalatü vesselam Efendimizin verdiği habere onda hayır yok, cehennemliktir sözüne ulaşmıştır. Şu halde müminler, ameller Allah için olacak. Allah Resulünden her cinsiyle misaller getiriyorum. Ta ki işimiz ve fiilimiz onlar gibi olmadıkça bizde hayır olmaz. Şöhret ile hafız olunmaz. Ünvan için hafız olunmaz. Şöhret, Evliya-i İzam beyan buyurmuş, ayniyle riyadır. Ben istiyorum ki şöhret sahibi olayım derse bir adam, unutmasın ki bu riyadır. Allah onu sevdirir müstesna. Ama benim muradım, ben aleme kendimi sevdireyim, şöhret sahibi olayım ise o insan riyakar olur, onda hayır olmaz. İnsanın etrafını Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin beyanıyla insanları Allah toplar. Sesinin güzelliğiyle cemaat toplanmaz. Sözün güzelliğiyle cemaat toplanmaz. Vaaz-ı nasihatın güzelliğiyle cemaat toplanmaz. Toplayan Allah'a azimşandır. Sesinin kısıklığından, cemaatin azlığından, okurken Kur'an'a azimşanı sıkılan hafızların kulakları çınlasın.
Bir kişiyle bin kişinin farkı olmaz. Nokta ve bir hatıra. Merkez Efendi radıyallahu anh, Sümbül Sinan Hazretlerinin halifesi olarak Manisa'ya gönderildi. Mevsim yaz, Manisa ahalisinin işi çok fazla. Ziraatın kesif olduğu bir mevsim ve gün içinde Manisalılar yaşıyor. Mübarek Merkez Efendi kürsüye çıktı. Cemaatten müezzin efendi dedi, şeyhim sen ne konuşursan konuş bu cemaat seni dinlemez. Haşa, seni kötülemek için demiyorum. Çünkü mevsim yazdır. Ziraat, bağ, bahçe, mahsul zamanıdır. Seni dinleyecek bir vakitleri yok. Merkez Efendi radıyallahu teala anhum hazretleri müezzine dedi, sen caminin anahtarını şu kürsüye koy. Ben kilitledikten sonra onu nereye bırakayım? Ben Allah için konuşacağım. Velev ki içinizden bir adam cemaat ve camide kalmasa ben Allah için konuşacağım. Allah'a azimişanın yaratmış olduğu ruhlardan ihlasla beni dinleyenler olur. Melekler dinler, ruhaniyetten enbiyalar dinler, evliyalar dinler, şehitler dinler. Beni siz dinleyin dinlemeyin. Gözlerini yumdu, vaaz nasihata başladı. Yemenilerini, ayakkabılarını kapan Manisalılar gitmeye başladılar. Allah halis ihlas, samimi niyetine binaen cemaate anlayış verdi. Allah verir bunu. Allah Allah, bu misafir ne anlatacak ki? Sanki bağa, bahçeye, bostana gitsek dünya işi biter mi? Hele iki kelam dinleyelim. Yemenisini koyan oturdu, koyan oturdu, koyan oturdu. Cenab-ı Merkez Efendi Hazretleri gözünü açtı ki cemaat sizin gibi dolmuş. Dedi, Allah'a hamdü senalar ederim. Bir insanın muradı Allah olursa dinlettiren odur, kabul ettiren odur. İşte anlattığım meselelere kötü misalleri de örnek getiriyorum ki nefsimiz şan, şöhret, menfaat, türlü türlü şeylere talip olur. Bunlar amellerin yakmasına vesile olur. Rıza-i ilahiyi kazandırmaz. Öyle olmaz efendim. Şöyle olmak lazım gelir. Ya nasıl olur? Şeddat bin Elhat Hazretlerinden bir mübarek rivayet. Bedevi Arap'ın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Müslüman oldu. Bedevi ne demek? Ziraatla, çiftçilikle uğraşan sahabenin adına bedevi denir. Evde, damda, şehirde, bakkal gibi olursa bunun adına medeni denir. Çarşı, pazar, şehirde olanın adı medeni. Kırda, bayırda olanın, çobanın, çiftçinin adı bedevi. İşte çiftçi olan bir Arabi sahabe geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz de Müslüman oldu. Ben de Medine'ye göç edip senin yanında kalmak isterim dedi. Mekke'yi mükerremeden Medine'yi münevvereye iki cihan serveriyle birlikte göç etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onun hakkında ashabına tavsiyede bulundu. Hayber savaşı olduğu zaman Yahudilere karşı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ganimetlerden sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hayber ganimetlerinden o mübarek Arabiye'de hissesini ayırdı. Çünkü Resulullah onu sahabelerin mallarına, koyunlarına bakmak için Medine'de bırakmıştı. Dedi, sen bu sahabeyi gözünün koyunlarına bak, Medine'yi bekle. Ama iki cihan serveri Hayber düştükten sonra, Yahudilerden kaleyi teslim aldıktan sonra, muharebenin ganimetleri Resulullah'ın sahabelerine helal kıldığı için Allah, hiçbir peygambere muharebenin ganimeti helal kılınmadı. İlla Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine helal kılındı. Diğer peygamberlerde muharebe ganimeti helal değildi. Ganimetlerden o mübarek sahabenin, çobanlıkla görevlendirilen Medine-i Münevvere'deki sahabenin hissesi ayrıldı. O sırada kendisi kırda ashabı güzünün efendilerimizin koyunlarını güdüyordu. Geldiği zaman kendisine
al filan oğlu filan, bu senin ganimetindir, hakkındır dediler. Bedevi sahabe, Bedevi Arap sahabe, bu nedir? Ona, bu Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin ganimetlerden sana ayırdığı hissendir. Bunun üzerine o sahabeyi güzün Resulullah'ın yanına vardı. Ben sana bunun için tabi olmadım ya Resulullah. Ben ganimetten hisse alayım, mal toplayayım diye ben sana tabi olmadım. Ben dinim, imanım, İslam'ım için sana yanaştım ya Resulallah. Ben sana dinim, imanımdan sonra eliyle boğazını gösterdi, işaret etti. Buradan da bir ok vurularak şehit olmak için tabi oldum ya Resulallah. Ben ganimet malını ne yapayım dedi. Ne kadar hoş kurban. Ben buradan okla vurulup da şehit olayım diyerek boynunu gösterdi. Şehit olursam Rabbim kabul ederse cennete gireyim dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam, iyi dinleyin, burası çok zor. Eğer sen Allah'ı aldatmıyorsan Allah da seni aldatmaz buyurdu. Eğer sen Allah'ı aldatmıyorsan Allah da seni aldatmaz. Allahu Teala da seni aldatmaz. Hakikaten Hayber Savaşı'ndan sonraki yapılan muharebelerde bu Cenab-ı Sahabe Efendimiz gözümüzün nuru Resulullah'la muharebeye girdi. Aynen Allah'tan dileyip muradı veçiyle atılan bir ok boynundan girdi, öbür tarafından çıktı. Cenab-ı Efendimiz şehit düştü. Sırtlayıp Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Allah'ım ya Rabbim, ne kadar samimiyet. Bu bana vaat eden sahabe o mudur? İsmiyle söyledi. Menakip'te Şeddat bin Elhat Hazretleri ismi şerifini söylememiş. O sahabe bu mudur? Ben ganimet istemem, sana bunun için gelmedim ya Resulallah. Ben buramdan bir ok yiyip buradan çıkarak şehit olmak isterim diyen sahabe bu mudur? Evet ya Resulallah, odur. O Allah'ı aldatmadı. Allah da onu aldatmadı. Ona istediğini verdi dedikten sonra saadetli cübbesiyle kefenledi. Saadetli cesedi pakiyle namazını kıldı. Namazın içerisinde, yani namaz bittikten sonra dua icabet duada, Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda hicret edip şehit düşmüştür. Ben de buna şahidim ya Rabbim diyerek mübarek sahabeye dua ile, nusret ile, müjde ile haber verdi. İşte müminler, mesele budur. Yapılan ibadetlerden istenen budur. Allah'ın Resulü'nün bizi terbiyet ile mükellef kılarak işaret ettiği ehemmiyetli önem budur. Enes bin Malik Hazretlerinden beyan buyurulan meselede bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah, ben rengi gördüğün gibi siyahım. Yüzüm çirkin. Dünya malından hiçbir şey olmayan da fakir bir kimseyim. Acaba savaşıp şehit olursam cennete beni de koyarlar mı? Ya Resulallah, ben gördüğün gibi siyah renkliyim. Yüzümde gördüğün gibi çirkin. Dünya malımdan da hiçbir şeyim yok. Acaba ben muharebeye girip şehit düşsem beni bu halimde cennete koyarlar mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Allah cesede renge, çirkinliğe, güzelliğe bakmaz. O kalp ve niyete bakar. Elbet sen de cennete girersin buyurdu. Bunun üzerine o mübarek sahabe muharebeye girdi. Şehit düşünceye kadar savaştı. Hazreti Resulullah'ın huzuruna şehit olan cesedi pakini getirdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam, yemin olsun
Allah senin yüzünü güzellikle nurlandırdı. Senin kokunu güzelleştirdi. Sen fakirim dedin. Şimdi şehitlikle seni zengin etti. Asıl zenginlik budur efendiler. Asıl zenginlik Allah'ın yolunda zenginliktir. Dünya metaiyle, zenginlikle övünülmez, fanidir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan, bu bir sıradır. Mark dediğin kağıttır, dünya dediğin topraktır. Yağmur yağmaya görsün, çamura belenirsin. Çamur olur her tarafın. Dünya dediğin yağmur yağmaya görsün, her tarafını çamur eder. Dünya çamurdur, bataklıktır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah şefaatine nail eylesin. Sen çirkin dedin, Efendimiz çirkinsin demiyor, demez o. Sen çirkinim dedin, Rabbim seni güzelleştirdi, nurlandırdı. Seni kokuyu cennet kokularına, reyhanlara gark etti. Sen fakirim dedin, Allah seni ahiret zengini etti. Yemin ediyorum, ben şimdi görüyorum ki Allah sana iki tane cennette huri verdi. Şimdi onlar, ben önce kucağına gireceğim, öbür huri ben önce gireceğim diyerek birbirlerine çekiştiğini görüyorum. Şehidin üstüne iki huri gelmiş, ilk defa ben onun koynuna gireceğim. Öbür huri annemiz diyormuş, önce ben gireceğim. İki huri bu mübarek şehidin cesedine sarılmak için sıraya girmişler. İşte Allah'ın kulu olmak budur. Allah yolunda zenginlik budur. Allah-u Azimüşşan ve Tekeddes Hazretlerinin hazinelerinden bir hazine budur. Ya Rabbim bizi zengin etsin. Ebu Musa el-Eşyari radıyallahu teala anhum hazretleri Resulullah aleyhissalatu vesselamla Hayber savaşını yaparken veya Hayber kalesine doğru Yahudilerin ilerlerken bir vadiye yaklaştıklarında sahabe-i güzün Allahu Ekber, La ilahe illallah, tekbir, La ilahe illallah, tevhid getirmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz onlara kendinizi bu kadar sıkmayın. Zira size bir sağırı veya gaybi çağırmıyorsunuz. Bu kadar bağırmayın, kendinizi sıkmayın. Siz bir sağırı veya bir gaybi çağırmıyorsunuz. Gayb olmuş bir adamı çağırmıyorsunuz. Allah hazır nazır duyucudur. Size şah damarınızdan daha yakındır. Vay vay. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ben Ebu Musa el-Eşari Hazretleri buyuruyor, ben hayvanının Resulullah'ın arkasında idim. La havle ve la kuvvete illa billah diye zikrediyordum. Ebu Musa el-Eşari Hazretleri buyuruyor, ey Abdullah bin Kays, efendim buyur ya Resulallah, sana cennet hazinelerinden bir kelime öğreteyim mi? Zenginlik bu. Sana cennet hazinelerinden bir kelime öğreteyim mi? İşte hazine bu. Öğret ya Resulallah. Sana ruhum ve cesedim, etim, kemiğim, anam babam yoluna feda olsun. Cennet hazinelerinden olan mübarek zikir La havle ve la kuvvete illa billah'tır buyurdu. Cennet hazinelerinden olan zikir La havle ve la kuvvete illa billah'tır buyurdu. Muhammed bin İshak radıyallahu teala anhum hazretlerinden Malikül Eşcai radıyallahu teala anhum hazretlerinden rivayetle Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin yanına geldi. Oğlum esir düşmüştür ya Resulallah. Efendimiz oğluna haber gönder, çok çok la havle ve la kuvvete illa billah desin. Oğluna haber gönder esir olduğu yere, la havle ve la kuvvete illa billah çok çok desin.
Malik, Malikül Eşcai Hazretleri geldi Resulullah'a. Ya Resulullah, benim oğlum esir düştü. Sen de oğluna haber gönder. La havle ve la kuvvete illa billah desin, belayı def eder. Kabirde kabir azabına gelen meleklere siper olur, kalkan olur. Kabirde ben azaptan korkuyorum. La havle ve la kuvvete illa billah de. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekberi çok çek. Bunlar seni kabirde muhafaza eder. Huzuru mahşerde etrafını çevirir, Arasat meydanına götürür. Benim düşmanım pek çok. Benim en büyük azılı düşmanım nefsimdir. La havle ve la kuvvete illa billah de. Benim düşmanım şeytandır, filandır, filandır. La havle ve la kuvvete illa billah de. Pekala. Allah cümlemize dedetsin inşallah. Malik'in oğlu haberi aldı. La havle ve la kuvvete illa billah demeye başladı. Müşrikler onu ham deriden yapılmış sırımlarla bağlamışlardı. Ham deriden yapılmış sırımlarla bağlamışlardı. Böyleyken sırımlar kendiliğinden çözüldü, yere düştü. Malik'in oğlu fırsatı kaçırmayarak dışarıya kaçtı. O sırada kapının önünde bir deve duruyordu. Hemen deveye binip yola çıktı. Yolda rast geldiği müşriklerin deve sürülerinde önüne katarak sürülerle deveyle çıktı geldi Malik. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki bu benim oğlum Avf'ın sesidir. Babası oğlunun sesini duyuyor. Baba, ana geldiğini ilan ediyor, haber veriyor. Hizmetçi aynı anda vardı. Avf'ın avluya develerle, dolu develerle, sürülerle geldiğini gördü. Avf radıyallahu anh'ın babasına meseleyi anlattı. Gelip Malik de Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e meseleyi anlattı. İki cihan serveri buyurdu. İstediğin şekilde öz malın gibi develer üzerinde tasarruf edebilirsin buyurdu. Allah esiri kurtardı. Develerle zengin etti. Resulullah'ın şerefine, cemali pakine kavuşmayı nasip etti. Bunun üzerine Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye yeter. Mamanın bir dinleyin burasını. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye yeter. Ayeti nazil oldu. Allah kendisine karşı gelmekten sakınan kimseye yeter. Rabbim Teala ve Tekeddes Hazretleri bu sırrı ilahiye yapışmak nasibi müesser eylesin. Şimdi benim sohbetim böylece konunun içine girmek için mukaddemedir. Daha size sarayı göstermeden uzaktan bağlarını, bahçelerini tanıtmaya çalışıyorum. İnşallah yolumuz uzun sürecek ama nice nice güzel meselelere Allah'ın kuvveti, Resulullah'ın bereketi, Sultanımızın himmeti, Sadat-ı Nakşibendi'nin bereketiyle kavuşacağız inşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Müezzin efendi namazı ilan ederken ezanı Muhammediye okunur. Hayye alessalâh dinleyen la havle ve la kuvvete illa billah der, bu icabettir. Nokta bir. Hatıra bir, nokta bir. Müezzin buyuruyor ki felaha gelin haydi. Felah nedir? Umduğuna nail olmak, tefsir sahibi beyan buyurmuş. Umduğuna nail olmak, korktuğundan emin olmak felahtır. Allah bizi felaha ulaştırsın. Umduğuna nail olup korktuğundan emin olmak. Her şey var bunun içinde. Şimdi müezzin efendi buyuruyor. Korktuğunuzdan emin olup umduğunuza nail olmak istiyor musunuz? Evet, gelin felaha, gelin felaha. Dinleyen diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Hiçbir hareket, havil, kuvvet yoktur ki, hareket yoktur ki ancak kuvvet sahibi Allah'ın elindedir. Ya Rabbim ben duyuyorum ama
icabet etmeye derman ver. Bunun hükmüne uymayı anlayış ver. Bu felahın hükmüne göre yaşamaya sabır ve metanet ver. Ya Rabbim ben anladım Allah hakkına senin davetini. Bana kuvvet ve kudret sen ver ya Rabbim. Eğer sen vermezsen ben caminin imam olsam ne fayda? Caminin müezzini olsam ne fayda? Onun için Resulullah aleyhissalatu vesselam hiçbir hareket yoktur ki illa Allah'ın kuvvet kudretinin altında olmasın. Gözümü yumdum, açmam onun kudretine bağlıdır. Yediğim lokmanın midemde eritmem onun emrine bağlıdır. Vallahi lazım billahi kerim biz kendi kendimize sahip değiliz. Bütün vücudumuz baştan sona Allah'ın emanetidir. Boyumuzu tayin etmiş, rengimizi istediği renge boyamış, gözlerimize renk katmış, 3 çocuk 5 çocuk babası olmayı nasip etmiş, filan gün filan yerde yiyeceğimiz rızkı tayin etmiş, senin ömrünü istediği miktarda seçmiş. Azıcık bir %5, %15 cüz-i iradeye koymuş, onunla biz kendimize malik değiliz. Yediğini eriten o, gördüğünden ibret almaya akıl basireti veren o, öğrendiği ilime göre amel etme kudretini seçtiren o, Allah murad etmese şeytan da bütün ilimlerin sahibi ama cesedine bir kuruş faydası yok. Ben bütün ilimlerin, bilgilerin alimiyim. Allah hayırla murad edip de seni hayıra yollamazsa bu bilginin hiçbir faydası yok. İblisten de mi çok alim olacaksın? Mümkün değil. Şu halde biz bize malik değiliz. Cüz-i irademizle %10-15'lik elimizde bir ruhsat var. Onu da la havle ve la kuvvete illa billah de, malikül mülk olan Rabbül İzzet'e teslim et, rahat bul, gönlün müsterih olsun. İşin asan, yolun açık olsun. Sen sana malik değilsin. Senin benim dediğim mülkün üstünde hiçbir kuvvetin yok. Apartman benim, yalan inan et. 3 gün sonra bırakıp gidersin. Rütbe benim, yattığın zaman pijama diye kefen provası yaptırırlar. Pijamanın adı kefen provasıdır. Pijama dediğin eskiden fistan giyer yatarlardı hocanınki gibi. Şimdi pijama demişler Fransız. Ama general gece yatarken pijama giyer. Milletvekili de pijama giyer. Bunun manası ne rütbe görülür, ne cüzdan vardır içinde, ne cepte metalik vardır. Her ölüş bir, her uyuş bir ölümün kuravası, her pijama giyiş bir kefenin vadidir, kefenin kuravası. Gel bir kere bari soyunalım. Bir kere halisane kefen giyelim, gönlümüze giydirelim. Bari biz de necat bulalım. Allah için deldirelim postumuzu nefsin ve şeytanın elinden kurtararak inşallah o mübarek bedevi sahabe gibi biz de Allah'ı kandırmadıkça elbet Allah bizi kandırmaz. Bizde bir şey yok inan edin. Bir şey yok. Düşünün, tefekkür edin. Bir şey yok. Sen sana malik değilsin. Bediüzzaman Hazretleri 40 senelik hayatımda 30 senelik tahsilimde 4 kelime 4 cümle öğrendim. Niyet, nazar, manayı ismi, manayı harfi 4 kelime. Ben bana malik değilim bir cümle. Ben bana malik değilim. Neyim ben? Her şeye malik kim ise bana da malik o. Ben bana malikim. Felsefenin yoludur. Allah'ı bilmeyenin işidir. Sen sana malik değilsin. Ne kadar durursan dur, bir gün malikiyetini toprağa sereceksin. Ne kadar malik... Hey Mustafa Aleyhisselam'ın askerleri, merhaba size. Sen sana Allah bir malik değilsin. Ben bana malik değilim. Malik olaydım şu sakalları ağartmazdım, simsiyah tutardım. Derilerimizi sarkıtmazdım, pırıl pırıl tutardım. Allah aşkına söyle, neresine maliksin bu mülkün?
Neresine maliksin? Karı benim dersin, ölümle alırlar. Çocuk benim dersin, isyan ile kafana vururlar. Mülk benim dersin, vereselere geçer. Söyle bana, nerenin maliki sensin? Sen sana malik değilsin. Gel her şeye malik olan Allah'a işini bulat, teslim ol, rahat bul. Teslim ol, rahat bul. Teslim ol, rahat bul. Ya Rabbim, ne kadar zor bu iş. Ya Rabbim, ne kadar biz bize kanıyoruz. Ya Rabbim, biz bize ne kadar kanıyoruz. Ya Rabbim, biz bize ne kadar kanıyoruz. Ya Rabbim, bize merhamet eyle. Zülcevşen et Dababi radiyallahu anhum hazretleri başkasından rivayetle Hıyre'nin ileri gelenlerinden Amir bin Abdülmesih ile beraber ki bu adam Hristiyan olup İbni Bukayle adıyla tanılıyordu. Bir hizmetçi yanında bulunuyordu. Bu hizmetçinin kalçasının üzerinde bir torba daima asılı bulunurdu. Hizmetçisinin kalçasının üstünde bir torba daima asılı bulunurdu. Bir gün Halid bin Velid radıyallahu teala anhum hazretleri o torbayı alıp ağzını çözdü. İçindeki şeyi çıkardı. Ey amir, bu nedir? Amir bin Abdülmesih Hristiyan olup İbni Bukayla adıyla meşhur. Hizmetçisinin üstünde, kalçasının üstünde bir torba var. Torbayı aldı, içindekini çıkardı. Cenab-ı Hazreti Halid bin Velid Hazretleri torbanın içindekini çıkardı. Amire, hizmetçiden aldı. Amir bin Abdülmesih'e, ey amir, bu nedir? Amir, Allah'a yemin ederim ki o insanı birkaç saat içinde yok edecek şiddetli bir zehirdir. Bir iki saatin içinde insanı bu zehir yok eder. Halid bin Velid, niçin beraberinde taşıyorsun, hizmetçini taşıtıyorsun? Amir, hoşlanmadığım, kendim ile kavmim için zararlı olan bir şeyi görmekten bunu içmem hayırlıdır diye taşıyorum. Demek canına tak eden bir mesele olursa bunu içip intihar edecek. Halid bin Velid, hiçbir kimse eceli gelmeden ölmez. Ada atların en güzeli, üstüne olan Allah'ın adıyla, o Allah ki yerin göğün Rabbidir, göklerin Rabbidir, adı her hastalığa şafi, her ağrıya karşı şifa, siperdir, acıyan ve esirgiyen ancak odur dedi, zehri çıkardı, şişeyi boşalttı, Cenab-ı Halid bin Velid Hazretleri bir anda içti. Amir, ey Arap topluluğu, Allah'a yemin ederim ki bu devirde yaşayanlarınızdan tek bir kişi sağ kaldığı müddetçe ne isterseniz elde edersiniz dedi. Vallahi bunlar kadar geleceği parlak bir toplum görmedim dedi. Cenab-ı Halid bin Velid Hazretlerine en şiddetli zehir, şerbet tesiri yaptı. Müminler, bütün kudret Allah'ın elindedir. Onu zikretmek gerekir. Ona merbut olmak gerekir. Onun hükmüne ram olmak gerekir. Onun kutsi emrinin dışında yol, onun muradının dışında kuvvet, onun kudretinin dışında bir havil yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Ancak Allah'a azimüşşan ve tekaddes hazretlerinin izzetiyle söylenir, ona dönülür, ona rica, iltica edilir. Bunlarla şunu anlatmaya çalışıyorum ki Allah bilmek için sahabeyi güzüne muallimi hakiki olan iki cihan serverinin terbiyetini, onun kemalatını idrak eden sahabeyi bilip anlamaya sıra gelir. Sahabenin hayatı tarikat yoluyla
ilmiyle amil olan ulemayı izamın yoluyla, alimlerin yoluyla Resulullah ve sahabenin hayatı bize kadar ulaşmış. Her bir şeriat-ı Muhammediyenin emri geldiği gibi farz, vacip, sünnet, müstehap ahlakları, anlayışları, fiil ve hareketleri de aynen intikal edip gelmiştir. Biz ilim sahibi olarak onların huylarını, ahlaklarını taklit etmedikçe, onların yaşadığı öz varlık olarak hayatlarının yaşayış tarzını taklit etmedikçe, her türlü anlayış ve bütün bilgilerimizi onların bilgileri üzerinden olduğu gibi aynen yapmadıkça, yalnız ilahi hükümleri bilmekle iş kifayet etmez. Biliyorum demek bilmek değildir. Bilmek bilmek değildir. Bulmak bulmak değildir. Evliyaya, enbiyaya gönül vermek, rengine boyanmaktır. Onun rengine boyanmadıkça kemalat olmaz. Sahabenin anlayışına girmedikçe kemalat olmaz. Evliyayı izam onları taklit etmiş, meşayih-i kiram onları taklit etmiş, tekke hayatıyla tasavvuf hayatı sultanımızın tekkesinden bugüne kadar bütün nurani tekkeleri gözünüzün önüne getirin. Hepsi ashab-ı güzünün hayatını taklit etmek için kurulmuş ve bize kadar ulaşmıştır. Birkaç hafta üst üste size arz ettiğim gibi peygambere iman farzdır. Ona itaat edip uymak vaciptir. Ona uyduktan sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne güzel bir örnektir ile onu örnek alıp sahabesinin hayatını yaşamak lazım gelir. Şimdi bir iki misal daha arz ettikten sonra inşallah konumuza biraz daha yaklaşıp girmeye çalışacağız inşallah. Ömer bin Hattab radıyallahu teala daha hep mukaddeme yapıyoruz ha. Daha konu yok ortada. Bakalım geleceğiz. Yol yürümeden menzile ulaşılmaz. Hemen 5 dakikada sizi menzile götürmem. Jumbo jet mi bu? Ömer bin Hattab radıyallahu teala anhu Şam'a girmek üzere yola çıktı. Ebu Übeyde bin Cerrah yanındaydı. Ebu Übeyde bin Cerrah Hazretleri Hazreti Ömer'in ahiret kardeşi yaptı. İkisi de aşere-i mübeşşere, ikisi de ulu sahabe. Pekala. Bir çayın kenarına geldiler. Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz bir deveye binmiş, devesinden indi, ayakkabılarını çıkarttı, boynunu astı, çaydan dereden geçiyor. Cenab-ı Emirel Müminin, İslam ordusu ta Şam'ı fethetmiş, İslam ordusu Irak'tan İran'a kadar gitmiş, Arap denilen, Arap kavmi denilen, Bedevi denilen nurani sahabeyi güzin hiçbir devirde hiçbir kumandanın veya melikin veya padişahın kazanamadığı fütuhatı yapmış İslam hükümdarı, şimdiki tabiriyle Cenab-ı Ömer Efendimiz deveden indi. Saadetli ayakkabılarını boynuna taktı. İslam sultanı bu. Tövbe yarabbim. Devenin yularından tuttu, çaya girdi. Yani bunu anlamak çok zor. Bütün alemleri toplasan, Amerika'sı, Ruslu, bilmem hangi dünya devletini toplasan, böyle bir melik de göremezsin, böyle bir anlayışta bulmak mümkün değil. İşte Resulullah'ın nuraniyetinin irfanı budur. İslam'ın halavet kemalatı budur. La havle ve la kuvvete illa billah sırrı budur. Bir dinleyin Allah için, zaten dinliyoruz. Ben de dinliyorum sizinle beraber. Aşere-i Mübeşşere, İslam ordusunun başkumandanı efendim Ebu Übeyde bin Cerrah Hazretleri, ya Emirel Müminin, ayakkabıların çıkarıp boynuna asarak çayda yürüyorsun. Sen bir devlet sultanısın. Memleket halkının seni bu halde Şam'daki Bizansların görmesinden utanç duyarım dedi. Sen bir İslam beldesinin sultanısın. Şam ahalisinden içinde Hristiyanı var, Hristiyan Arabı var, Bizans'ın askeri kumandanları var. Böylece boynuna ayakkabılarını asmış, deveyi çektiğini görünce ben utanırım dedi Cenab-ı Ömer Efendimiz.
Yazıklar olsun. Bunu senden başka söyleseydi ümmeti Muhammed için onu bir ibret örneği yapardım. Ya döve döve yapacak ya bir zelil bir hale getirecek, alem görsün nasıl olur. Biz dünyanın en hor, en adi insanları iken Allah-u Zülcelam bizi İslamiyet şerefiyle şereflendirdi. Biz yeryüzünde en hurlanan bir millet idik. En adi bir kavim idik. Putlara tapar idik. Allah Zülcelal Peygamber Aleyhisselam'ın nuruyla bizi şereflendirdi. Eğer onun bize bahşettiği İslam'ı şereften başka bir şeref ararsak bizi tekrar hor ve zelil hale getirir. Bize başka bir şeref yoktur ki. Bizim başımıza gelen bela ve musibetler ne olursa olsun dinimize ve İslam'ımıza ve imanımıza olmadıkça musibet sayılmaz. 5 çocuğum öldü selametle güle güle ahirette şefaatçim olursun. Keşke 3 tane çocuğu bir adamın ölse de o adam sahibi halis ise ha buradan girip çıkan mübarek sahabe gibi o 3 çocuk cennete girmesine şefaatkar olur. Keşke 3 tane bir gitseydi önce de seni bavulla, zembille, müjdeyle karşılasaydı ne olur Allah Muhammed aşkına? Olur mu böyle? Olur Allah bin olur. Ta aynen böyle olur. E hadi bir tane misal getir. Aa getirdim Allah bin. Hazır, misaller hazır. Çok Allah'ın kanı kanı rahmeti bol. Kardeşim hazır. La havle ve la kuvvete illa billah. Pekala. Malik bin Dinar Hazretleri tövbesinin sebebinden sordular. Evliya-i İzzam'ın ulusu, büyük Evliya-i İzzam'dan dediler ya Malik sen tövbeye sebep olan nedir? Ben jandarma idim. Lütfi bir dinle ne güzel. Ben jandarma idim. Şarap içmeye de düşkündü. Herkesin kendine göre bir belası var. Hepimizin var. Nefis bir cariye satın aldım. Ondan da biz kız çocuğu doğdu. Onu çok severdim. Şarap içerken sarhoş olur. Elimden üstüme döktükçe gülerdim. Sarhoşun keyfinin ölçüsü olur mu üstüne döktürüyor? 2 yaşına geldi, kız çocuğum öldü. Çok severdim. Acısı beni sarstı. Vaktaki Berat gecesinin 15'i nedir? Berat kandili. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi Berat Kandili, 14'ü 15'e bağlayan Şaban-ı Şerif'in Berat Kandili, Cuma gecesine tesadüf etti. Hem Cuma hem Berat Kandili. Şaraptan sarhoş yattım, yatsı namazını kılmadım. Demek hem namaz kılıyor hem şarap içiyor. Rüyamda gördüm, Allah'ın ikramıyla gördüm. Sanki bütün kabir ehli kalkmış, kıyamet kopmuş, bütün mahlukat haşır neşir olmuş, içlerinde ben de varım. Allah hepimizi haşır edip kalktı. Arkamdan bir çatırtı duydum. Boynuzlu, kara bir yılan, ejderha gibi ağzını açmış benim üstüme hücum ediyordu. Rüya görüyor Cenab-ı Malik bin Dinar Hazretleri. Feryat edip kaçtım. Yolda temiz elbiseli, güzel kokulu ama ihtiyar bir kimseye rastladım, selam verdi. Selamımı aldı. Allah için ya mübarek beni şu ejderhadan kurtar dedim. Benim ihtiyar olmamla zayıfım, takatım az. Ben seni o yılandan kurtaramam, gücün yetmez. Lakin koş Allahu Teala ola ki seni kurtaracak bir şey halk eder. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün havil ve kuvvet
Kudret onun elindedir. Allah dilerse ihtiyar güzel nasihat etti. Sen git, Allah seni kurtaracak, koruyacak, bir şey halk eder. Cümlemizi korusun inşallah. Vakta ki kaça kaça kıyamet tepelerine vardım. Cehennem en son tepenin arkasından görülüyor idi. Ama yılan peşimi bırakmıyor. Cehenneme düşeceğimden de korkuyorum. Semadan bir ses duydum. Dön, sen cehennem ehlinden değilsin. Sen geri dön, ehli cehennem değilsin. Bir ses işittim, geri döndüm. Yılan da yine peşimi bırakmadı, geri döndü. İhtiyarla yine karşılaştım. Aman ihtiyar, sen nurlusun, güzel elbiselisin, kurtar beni. Ben seni yılandan kurtarmaya takatım yetmiyor, zayıfım. Şu gördüğün dağa git, dağa git. Müslümanların orada emanetleri var. Eğer senin emanetin varsa o dağı da sana yardım ederler. Bunun üzerine dağa baktım, süslü odalar, villalar var. Hemen koştum, yine ejderha gibi yılan peşimi bırakmıyor. Oraya yaklaşınca melekler, perdeleri kaldırın, perdeleri kaldırın, kapıları açıp karşılayın diyerek ses ettiler. Belki içinizde bu ümitsiz, bahtsız adamın bir emaneti vardır dediler. Belki içinizde bu ümitsiz, bahtsız adamın bir emaneti vardır dediler. Ne kadar hoş. Bakalım ne çıkacak. Kapılar açıldı. Aynı yüzlü, nurlu çocuklar çıktı. Ejderha yaklaştı. Şaşkına döndüm. Çocuklar bölük bölük önümden geçtiler. Önce ölmüş kızım işlerinde idi. Benim kızım vallahi işte babam dedi. Nurdan bir kefenin üstüne durdu. Beni kolumdan tutup çekti. Kaçırdı. Sağ salim o villaya girdi. Babacığım, Sure-i Hadid 16. ayeti celiliyi okudu. İman eden kimseler için kalplerinin Allah'ı zikretmeleri huzur bulup zamanı gelmedi mi mealindeydi. Sure-i Hadid 16. ayeti celiliyi kızım okudu. Kızım, siz Kur'an bilir misiniz? Evet, bize İbrahim Halilullah cümlemize Kur'an öğretir. 7. kat semavatta olan Cenab-ı İbrahim Halilullah Allah'tan Muhammed Aleyhisselam'a bir hediye vermek istedi. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in ölen çocuklarını bana ver. Ben onları terbiye edeyim. Cennette ilimsiz, terbiyesiz, edepsiz kalmasınlar. Hangimizin çocuğu vefat etse İbrahim Halilullah yetiştirir. Ya ne ağlarsın? Bırak, İbrahim Halilullah üstad olacak. Cennette seni karşılayacak. Cennete girmene vesile olacak. Keşke 7 çocuğumuz olup da gitseydi. Ne güzel olurdu, Allah'ın birdir, kaldıkça vebal. Keşke gitseydi. Yok. Yok olunca ben kolay söylüyorum. Olanlar da kovalamaya baksın. Kızım, size, siz Kur'an okumayı bilir misiniz? Evet, İbrahim Halilullah Miraç bahsinde 7. kat semavatta Cenab-ı İbrahim Halilullah var. Sure-i Hadid 16. ayeti celle meali. İman eden kimseler için kalplerinin Allah zikrine eğilip huzur bulma zamanı gelmedi mi? Bir daha okuyalım mı manasını? İman eden kimseler için kalplerinin Allah zikrine eğilip huzur bulmaları zamanı gelmedi mi? Demek ancak kalpler Allah'ın zikriyle huzur bulur. Daha sizin vaktiniz gelmedi mi Allah'a eğilip de onun zikriyle huzur bulasınız? Daha ne zaman Allah'ı zikretmeye başlayacaksınız? Gelmedi mi? Ben ağladım. Kızım, sen ne güzel Allah'ın hükmünü söylüyorsun. Pekala, o ejderha neydi? Babacığım, o senin kötü amellerindi. O senin kötü amellerindi.
O zayıftı, küçücük yılandı, şöyle yavruda yavruydu. Onu sen azdıra azdıra büyüttün. Şöhretle büyüttün, ünvanla büyüttün, süslü hallerle büyüttün. İlâ ahir, deminki misallere göre türlü dünya metaiyle besledin, büyüttün. O seni cehenneme düşürecek idi. Çünkü insanın günahları cehenneme girmesine vesile olur. Cehennemin etrafında günahlar, cennetin etrafında hayırlı emaller doludur. Sen büyüttün babacığım onu. Eğer Allah'ın inayeti olmasaydı o çirkin amellerin seni cehenneme düşürecekti. Peki o ihtiyar sevimli kimdi? Zayıf ihtiyar kimdi? O da senin güzel amellerindi. Sen onu zayıf koydun. Güzel ameli az yaptın. Sana yardım etmek istedi ama takatı yetmedi. Onun için seni kurtaramadı. Onun için mizanda ameller tartılır. Sevap tarafı ağır gelirse, ahirette ağır gelmek yukarı doğru olur, aşağı doğru değil. Dünya terasında ağır gelen aşağı çöker, ahiret terasında ağır gelen yukarı çıkar. Aleme, beşeriyete Allah göstermek için. Görüyor musun bunun ameli ne kadar güzel, terazi böyle buket çiçek gibi herkese nazır gösterilir. Oranın terazisi bugün bu dünyanınki gibi değildir. Pekala. Ben uyandım. Siz kimsiniz? Ha, üçüncü suali. Biz Müslümanların evlatlarıyız. Allah bizi sizlere şefaatçi kıldı. Yarın ruzu cezada cennete girmeye şefaat edeceğiz. Uyandı feryatla, tövbe etti. Ondan sonra meşhur Malik bin Dinar Hazretleri oldu. Aynı ayeti celiliyi mübarek evliyayı izamdan Abdullah İbni Mübarek Hazretleri de gördü. Vaktaki delikanlı iken bir gün bahçede keyif ve safa eder idi. Arkadaşlarıyla yediler, içtiler. Abdullah söyle, Allah razı olsun. Abdullah İbni Mübarek. Pekala. Yediler, içtiler, ut çaldılar. Kendisi de Abdullah İbni Mübarek çok güzel ut çalardı. Arkadaşlarına ut çaldı, yediler, içtiler, söyleştiler. Efendim, gece udu elime aldım, çalacaktım, rüya değil, hakikat. Ud dile geldi, Hadid suresinin 16. ayeti celilesini okudu. Neydi meali? İman eden kimseler için kalplerinin Allah'ı zikrederek huzur bulma zamanı gelmedi mi? Ud, ud dedi, kendisi ud. Hadid sureyi, Hadid 16'yı okudu, ud dile geldi kudret-i ilahiye ile. Daha sen beni ne çalıp durursun? Kıyamet ve Ahiret ismindeki eserde Cenab-ı İmam-ı Gazali Hazretleri, kim dünyada Allah'ı unutmaya ne ile meşgul olursa, lezzetleri, nefsani lezzetleri ne ise onunla haşrolacak buyuruyor. Ut çalan adam haşroldu, ut elinde olacak, çalmaya başlayacak. Herkes nurla, zikirle Allah'a yaklaşırken ut dünyalar gibi ağır olacak, elinden tutacak, yere çalacak. Çünkü utla gitmek cehenneme düşmeye vesile olacak. Ey ut, sen beni dünyada gaflete sürükledin. Ben hesap gününde seninle gitmem, sen beni mahvu perişan ettin. Yere çalacak. Ut hop sıçrayıp Allah'ın kudretiyle kucağına çıkacak. Seninle benim hesabım görülünceye kadar elinden çıkmam. Sen dünyayı benimle geçirdin. Allah'ın huzurunda hesabımız görülünceye kadar sen beni bin kere yere çalsan, ta hesaba kadar ben senin elinden düşmem. Muhteremler, kim Allah'ı unutmada dünya meselesinden hangi lezzet ona mani olduğu ise o onun cehenneminin çırasıdır. Neyle zevk edip Allah'ı unuttu? Eğlencedir, kumardır, içkidir, radyodur, televizyondur, karı oynatmaktır, ha-ha-ha-hi-hi-dir, filan dizinin filan programıdır. Hepsi ejderhayı beslemek olacak. Arkamıza düşecek cehennem sırtlarından ta cehennemin içine düşünceye kadar
Avcıysa tüfeğini omzuna vuracaklar. Utçuysa udunu verecekler. Televizyoncuysa, televizyon ağır, Allah birdir. 20-30 kilo var, sırtına saracaklar. Kim neyle keyif ettiyse, o ne keyif ki onu Allah'tan alakoyduysa, haşra onunla çıkacak. Kim nasıl yaşadı öyle ölecek. Eğer Allah'tan gafil ise ölürken ut çalacak. Dım 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 dım. Ya Allah de, la ilahe, vallahi yalan söylemiyorum. Kabir alemini açın görün. İmam-ı Kurtubi Hazretlerinin kıyamet ahiret eserini görün. Ne ki o insan Allah'ı unutmaya vesile oldu, ölürken onunla ölecek. Tövbesiz ise ut dım 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 dım. Ya baba, dım dım zamanı değil. Şimdi söyle, la ilahe illallah söyleyemeyecek, mümkün değil. İnsan nasıl yaşadı öyle ölecek. Nasıl öldü öyle haşr olacak. Nasıl haşr oldu mizana öyle gidecek. Ta hesabı görülünceye kadar. Onun için Sure-i Hadid 16. ayeti celilenin meali, iman eden kimseler için kalplerinin huzur bulacağı, Allah'ı zikretme zamanı gelmedi mi? Geldi. Öyleyse zevk ve lezzet, Allah'ı unutmaya vesile olan ne lezzetler varsa kapısını kapatın. Kilidi vurun. Kuş öttürürsen o senin nefsinin evasıdır. Esarete koyduğun için, kafese soktuğun için seni de kafese sokacaklar. Kafes nedir? Ben söylemiyorum. Berika, Tarikat-ı Muhammediye 5. ciltte geçen defa okudum. Vücudun afetlerinden birisi bülbül, hütüt, tuti, muhabbet kuşu gibi bir kuşu kafeste beşlemektir. Bu cesedin bela ve afetlerindendir. Nefsin lezzet ve hevası içindir. Kafes nedir? Kuşun hürriyetine sebep olan her şey kafes hükmündedir. Şu cami kadar büyük kafesin olsa, fıtratıyla gezip dolaşmak isteyen kuşa şu caminin büyüklüğü kafes olur. İlle bir tel, bir metrelik hapishane değil. Onun hürriyetine, havasına, alışkanlığına, adetine mani olan ne varsa kafes hükmündedir. Gel kafestekini sal da kendini kafese koyma. Muhammed bin Ebu Said Hadimi Hazretleri kafeste kuş besleyen fukara olur. Çünkü kuşu fukara edip hapsetti, Allah da onu fakir eder buyuruyor. Size benim bir hadisim, bir emrim gelince elinize ovuşturmayın. Sizi Allah'tan koyan ne varsa kilitleyin. Terk edin artık onu. Daha iman edip İçinizde Allah'ı zikretmek için huzur zamanı gelmedi mi? Allah deyin artık. Bırakın elinizdeki eğlenceleri. Bu asırda eğlence pek çok. Çeşit çeşit. Artık yeter bu kadar. Anlaşıldı. Sen benim muradımı anladın. Ben de senin derdini bildim. Hepimizin derdi aynı olduğundan. Hep hastalık var bizde diyor Mustafa Hoca. Sanki içimizde sağlam mı var ki? Konuşan da hasta, dinleyen de. Filan program, filan seri. Bu hafta babacığın filan diziyi göreceğim. Ahirette ejderha o kadar kan döktürecek. O diziyi gördüğün kadar da terletecekler. Bir Amerikalıların rezil bir dizisi var. Çavdar mı, çaydar mı, neydi Amerikalıların bir çayhar, neydi? Çayhan olmadı. Ceyar. Na Ceyar'ı bildi, Hacı Lütfi bildi Ceyar'ı. Allah biliyor, ben bilemedim. Şakadan da demedim, hakikaten bilemedim. Ceyar. Allah Muhammed aşkına, zina dizisi, rezalet dizisi. Ahirette onun kadar ızdırap çekeceğiz. Onun kadar elim azap çekeceğiz. O şey ki nedir bizi Allah'tan alakoydu? O şey dünyanızdır. Dünyadan maksat ne altınıdır, ne gümüşüdür, ne kadınıdır. Dünya nedir?
seni Allah'ın zikrinden, yadından ne alakoyuyorsa o sizin dünyanızdır. Pekala. Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidina Muhammed. Ne yapmak lazım gelir? Cenab-ı İbrahim Halilullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin saadetli hayatındaki duruma dönmemiz lazım gelir. Onun gibi Allahu Teala razı olsun, halil olmak lazım gelir. Misalini yap derseniz, Cenab-ı İbrahim Halilullah Sure-i Kehf 28. ayeti celilenin şu mealinin tefsirinde, Ruhul Beyan tefsirinde beyan buyurulmuştur ki, ve o kimseye itaat etme ki kalbini zikrimizden gafil bırakmıştır, keyfinin ardına düşmüş, işi haddini aşmış olmuştur. Evde aile reisi olur, filan olur, filan olur, filan olur. O kimseye sen itaat etme, zira kalbini zikrimizden gafil bırakmıştır. O insan ana baba kim olursa olsun Allah'ın zikrinden gafil bırakırsa ona itaat edilmez. Ruhul Beyan tefsiri cilt 2 sayfa 480'de beyan buyurulmuştur ki İbrahim aleyhissalatu vesselam Cenab-ı Hak Halil ittihaz etti. Yani Halil dost. İbrahim Halilullah yani İbrahim peygamber benim dostum buyurdu Cenab-ı Allah'a azimişan. Ne zaman? Ateşe atıldıktan sonra Allah'ın izniyle yanmadı. Kendisine teslimi can eden, ruhunu her şeyini feda eden İbrahim Halilullah malum Allah'a azimişan yakmadı. Nemrut hayretten dondu kaldı. Pekala. Oldu İbrahim Halilullah. Allah'ın Halili İbrahim aleyhisselam. Melekler, Ruhul Beyan tefsiri 2. cilt sayfa 480. Melekler, ya Rabbi bu nasıl Halil'in senin dostun olur? Onun kalbini meşgul kılan nefsi var, evlatları var, malları var, karıları var. İki tane karısı var, Hacer annemiz, Sara annemiz. Evlatları var, İshak aleyhisselam, İsmail aleyhisselam. Sayısı bilinmeyen koyunları, malı mülkü var. Niye sen onu halil ettin ya Rabbi? Melekler itiraz zımnında değil, halil olmasının sırrını anlamak maksadıyla sordular. Haşa ki melekler Allah'a itiraz etmezler. Neden yaptın gibi değil. Ya Rabbi neden o halil ettin? Sen bize sırrını söyle biz bilelim. Tamam. Allah'a azimşan, ben kulumun suretine, malına, rütbesine bakmam. Çirkinliğine, güzelliğine demin okuduk. Bakmam. Kalbine, amellerine bakarım. Halilimin kalbinde benden başka bir sevgili yoktur. Mal, mülk, karısı, marısı onun halil olmasına mani değildir. İsterseniz tecrübe edin buyurdular. Melekler Allah'ın izni keremiyle Cebrail aleyhisselamı tecrübeye göndermeye karar verdiler. Ya Cebrail aleyhisselam git bir dene şunu bakalım dediler. Allah bir Muhammed hak. Ruhul Beyan tefsirinde bu geçmiş. Cebrail aleyhisselam insan suretinde tecrübe etmek maksadıyla Cenab-ı İbrahim Halilullah'a geldi. 12 altın toklu köpekleri sözün meclisten, ruhaniyetten uzak olsun ve nihayetsiz derecede koyun sürüleri başında idi. Selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. İbrahim Halilullah ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Daimen ebeden dedi. Bu sürüler kimin dedi Cibril aleyhisselam. Hani malı var dedi ya melekler. Allah'ındır. Ve lillahi mülkü semavatü vel ard. Bütün mülk semavat Allah'ın mülküdür. Ama benim elimde emanetti. Bak bizim gibi demedi, benim malım demedi. Allah'ın mülküdür, biz de emanetten duruyor. Daha biz bir kere demedik böyle, Allah birdir. Bunun üzerine, bunlardan birini satar mısın? İbrahim Halilullah, sen bir kere Allah'ı zikret, bu sürülerin üçte birini al dedi. Bir tanesini değil. Sen Allah'ı bir kere zikret, bu sürülerin üçte birini sana vereyim. Sen Rabbimin zikrini hele bir söyle, ben bir duyayım onu.
Cenab-ı Cibril aleyhissalatu vesselam Subbuhun Kuddusun Rabbine ve Rabbül Melaiketi ve Ruh dedi. Bunun üzerine Cenab-ı İbrahim Halilullah çobanlarıyla birlikte koyun sürüsünün üçte birini Hazreti Cibril-i Emin'e hediye etti. Bilmiyor ama Cebrail olduğunu. İnsan zannediyor bizim gibi mübarek. Allah gizledi İbrahim Halilullah'tan. Yahu sen benim Allah'ımı, Rabbimi, sevgilimi ne kadar güzel zikrettin. Allah için bir daha zikret, üçte birini daha al. Bir daha zikretti, üçte biri daha gitti. Bir daha zikret, hepsini vereyim. Bir daha zikretti Cibril aleyhisselam, hepsini verdi. Bir daha dördüncüyü zikredersin, beni de köle al. Allah aşkına Allah'a bir daha zikret. Zikretmedi. Çünkü peygamber ulul azim, köle olması mümkün değil. Zikretmedi. Cibril Emin Allah'a döndü. Ya Rabbim, senin İbrahim'in ne güzel halildir. Üç zikir ile bütün malını verdi. Hemen suretini değiştirdi, melek kıyafetine girdi. Ya İbrahim, seni melekler denedi, sürüleri ben ne yapayım, al. Cenab-ı Halil'e bak, ben kerem sahibiyim, sehavet sahibiyim, verdiğimi geri almam dedi. Ya ben meleğim, çoban mıyım? Ne edersen et, Rabbine sor, ben almam dedi. Ya Rabbim, Halil'in sürüleri bana koydu, ben ne yapacağım? Kabe'ye sür. Ümmetim, kullarım, peygamberlerin ümmeti, iman edenler Kabe'yi tavafa geldiğinde haç kurbanı ederler. Halilime sevap olur buyurdu. Cibril'in sürüleri Şam'dan süre süre Kabetullah'ın bölgesine götürdü. Kim nerede bir koyun kestiyse İbrahim Halilullah'ın bereketidir. Bütün kurbanlarda kesilen koyunların babası, malın emanet sahibi İbrahim Halilullah'tır. Var sen üç zikir ile kazandığı sevabı düşün. İbrahim Halilullah belki 5000 sene oldu ahirete intikal edeli. 5000 senedir binlerce koyun kesilir, İbrahim Halilullah'a sevap yazılır. Üç Allah zikrine. Muhteremler, mesele böyledir. Bunun için Allah'a azimüşşan ve tekeddes hazretleri bize Kur'an-ı Mucizül Beyan'da zikretmek için pek çok emir ferman etmiştir. Dünya kimi gelir, kimi gider. Kimi konar, kimi göçer. Kimi biter, kimi ölür. Dünyadır. La havle ve la kuvvete illa billah. Ahmet İbni Süreyç Hazretleri Cüneyd-i Bağdadi zamanında imamdı, ilmin çok yüksek bir sahibi idi. Kim? Ahmet İbni Cüreyç. Allah, Süreyç, estağfurullah, Süreyç. Ahmet İbni Süreyç. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri ile aralarında birisi tarikat şeyhi, İrfan sahibi Cüneyd-i Bağdadi, Ahmet İbni Süreyç Hazretleri, zahir hocası, alimi, çok meşhur alim. Aralarında şöyle konuşma geçti. Bir gün Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine söyledi. Sizin zikir halkası kurup zikretmeniz, yüksek sesle Allah'ı zikretmeniz bizim ilim halkamızı incitiyor. Sizin zikir yaparak yüksek sesle zikir halkanız bizim ilim halkamızı incitiyor. Biz alimler olarak sizin zikir halkalarına inciniyoruz. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi, o halde Allah-u Teala'ya en yakın olan yol hangisi ise onu tercih edelim. Madem incitiyor bizim zikir halkamız, zikir meclislerimiz, söyle ya imam, Allah-u Teala'ya en yakın olan yol hangisi ise onu seçeyim. Söyle. İbni Süreyç, o halde bizim ilim yolu ile sizin zikir yolundan Allah'a daha yakındır. O zaman bizim ilim yolunu seç. Çok hoş bir konuşma, iyi dinle. Cüneyt, Allah'a yakınlığın alameti nedir?
Bir daha üstte okuyalım. Allah'a azimşana en yakın olan yol hangisi ise onu tercih edelim. Söyle. Ahmet İbni Süreyyic. Bizim ilim yolumuz sizin zikir yolunuzdan Allah'a yakındır. Allah'a yakınlık söyledi. Şimdi Hazreti Cüneyd-i Bağdadi. Allah'a yakınlığın alameti nedir? İlim halkası Allah'a yakındır dedin zikir halkasından. Bunun alameti nedir? Ne alamet var? Ahmet İbni Süreyyic Hazretleri, alameti Hakk'ın müşahedesi galip olur. Allah'ın müşahede ettirir. İlmi kelam, Allah'ın vahdaniyetine, varlığına, birliğine müşahede ettirir. Yakınlığı artırır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, bu sözünüz sizin lehinizde değil, aleyhinizde oldu. Bizim yolumuz Allah'ın müşahedeyi alameti nedir? Hakk'ın müşahedesi bizde galip olur. İlim erbabında Hakk'ın müşahedesi galip olur. İlmi delillerle, ayetlerle, hadislerle nice mahlukat, masnuat, nice hallerle Allah'ın birliğine, varlığına bizde delil çok kuvvetlidir ilim adamı olarak. Siz oturup yalnız zikredersiniz. Bizimki daha galiptir. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi. Senin bu sözün senin lehinde değil aleyhinde oldu. Sizin ilim meclisiniz Allah'ın dinine ait hükümleri müşahede ettirir. Ahkam-ı ilahiyi gösterir. Allah'ı müşahede ettirmez. Şimdi Allah'ın azametini, sıfatlarını müşahede ettirmek ayrı. Allah'ın dinine ait hükümleri müşahede etmek ayrı. Nikah Allah'ın dinine ait bir ilmi müşahededir. Alışveriş Allah'ın dinine ait bir nedir? İlmi müşahededir. Namaz Allah'ın dinine ait, oruç, zekat, hac hepsi Allah'ın dinini müşahede ettirir. Ama Allah'ı müşahede ettirmez. Zat-ı Kibriya'nın sıfatlarına yaklaştırmaz. Ahmet İbni Süreyyic. O halde imtihan yapınız. Söz kimde oldu, hak kimde oldu belli olsun. Cüneyt Hazretleri talebelerin birisine bir büyük taşı aldı, eline verdi. Talebeye dedi, al bu taşı, mescidin şu köşesinde ilim okuyan talebelerin içerisine git. İlim meclisinde ilim okuyan talebelerin ortasını aniden bırak. Bıraktı. Bırakınca talebeler kendisine, biz müzakere yapıyorduk. Biz ilmi tetkik yapıyorduk. Çalışmamıza mani oldun, bu ise zulümdür diyerek kızdılar. Biz müzakere yapıyorduk. İlmin esaslarını, hakikatlarını öğreniyorduk. Sen bizi taşı ortaya bırakınca zulüm yaptın. Bizim dikkatimizi taşa götürdün, çalışmamıza mani oldun. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sofisinin birini çağırdı. Sofi, buyurun efendim. Şu taşı al, sofilerin içine aniden bırak. Aynen böyle oldu. Cemaat Allah diye bağırdı. Gördün mü siz ilmin müşahedesiyle helalı haramı zulmü söylediniz. Bizimkiler Allah'ı söyledi. Demek hakkaniyet bizde, biz Allah'a müşahede ediyoruz dedi. Ahmet İbni Süreyyic. Haksızlık ettin. Yani Allah'a müşahede ettirmedi. İlmin bir meselesini helal haram zulmü incelettirdi. Dervişlerin ortasını güm deyince Allah! Gördün mü dedi, bizimki Allah'a müşahede ettiriyor. İşte arif ile alimin meselesi budur. Zikirden murat budur efendim. Allah'a yaklaşmaktan murat budur efendim. Rabbim Teala ve Tekeddes Hazretleri böylece bize nurani kapılara açmak nasibi müyesser eylesin. Kıymetliler, biraz daha saraya yaklaştık. Sabrederseniz gireceğiz. Az kaldık. Gidelim mi yoksa giriverelim mi?
Allah bir alın teriyle kazanılan mal bedava kazanılandan hayırlıdır. Zahmet ile terleyen nimetin kadrini bilir. Yavaş yavaş girelim ki nimetin şükrünü daha güzel edelim inşallah. Pekala. Bir gün Bizans hükümdarı Herakli Antakya'da iken, vaktaki Mute muharebesi oldu, Yermük muharebesi oldu. İslam ordusu elhamdülillah Allah'ın nusret ve inayetiyle muzaffer oldu. İmparator ta Antakya'ya kadar gelmek zorunda oldu. Kayseri, Kaiser, imparatorun ismiyle Kayseri şehri Rum imparatorunun oturduğu serin Erciyes dağlarında keyif çatardı. Vaktaki Antakya'ya geldiler. Rum askerleri Mute ve Yermük'te Şam-ı Şerif'in alınması, Kudüs'ün alınması gibi muzafferiyetlerde geri çekildi, çekildi. Rum askerleri bozuldu. İmparator, Allah sizi kahretsin. Şu çarpışan Araplar sizden başka bir şey mi? Sizin gibi beşer değil mi bu Araplar? Evet ya imparator, bizim gibi beşer. Allah aşkına siz mi çoksunuz, Araplar mı çok? Araplar çok değil, haşa, biz birkaç misliyiz. Öyle ise her zaman neden yenilirsiniz? Onlar da sizin gibi beşer. Ve siz onlardan birkaç misli de çoksunuz. Allah aşkına neden onlardan yenilirsiniz? İleri gelenlerden bir generalin kafası kızdı. Dedi, sayın imparator, kızmazsan, suhuletle karşılarsan ben cevap vereyim. Söyle. O Araplar, küçümsediğimiz Araplar, gece derviş olup namaz kılarlar. Gündüz oruç tutarlar. İyiliği emrederler, kötülükten sakındırırlar. Birbirlerine zulüm ve haksızlık yapmazlar. Devamlı dilleri Allah'ın ve Kur'an'ın zikriyle ıslaktır. Devamlı Allah'ın ve Kur'an'ın zikriyle meşgul olurlar. Ama biz içki içeriz, zina yaparız, haram yeriz, sözümüzden döneriz, soygunculuk yaparız, zulmederiz, faiz yeriz, tefecilik yaparız, Allah'ın razı olmadığı şeylerden nehyederiz ama kendimiz işleriz. Herakli, doğru söyledin dedi. Vaktaki Şam-ı Şerif muhasara edilip alınacak. Arapların Hristiyan olanlardan birkaç kişi Şam'a gidelim, Araplar eline geçirmeden alışveriş yapalım, Şam-ı Şerif'e girdiler. Hristiyan Arap bunlar. Şam patriği bunları kıyafetinden tanıdı, haber gönderdi. Şu Araplar Hristiyan'a benziyor. Demek kılık kıyafetinden bir emmare var. Çağırın gelin. Gittiler. Siz Arap mısınız? Evet. Hristiyan mısınız? Müslüman mı? Hristiyanız. Tamam. Madem dinimiz bir, dilimiz bir, gidin Arapların Müslümanına, hallerini görün, kontrol edin, gelin dediler. Casus kullanacaklar o Hristiyan Arapları. Araplar gitti. Bir müddet Hazreti sahabelerin içinde kaldılar. Döndüler. Verdikleri cevap: öyle kimselerin yanından geliyorum ki geceleri namazlı, gündüzleri kahraman oruçlu, gece gündüz ok ve yay yaparlar, cins atlara binirler, vücutları zayıftır, az yerler, zikretmek, Kur'an okumaktan hiçbir zaman boş durmazlar. O derecedeki yanında kim ne konuşsa Kur'an ve zikir sesinden duyulmaz olur. Onlar öyle Kur'an, öyle Allah'ı zikrederler. Onların yanında konuşsanız konuşmaları zikir ve Kur'an sesinden duyamazsınız. Zor işitirsiniz. Patrik, bunlara karşı baş gelmemize imkan yoktur. Bunlar Allah'ın irfan ordusudur buyurdu. Bunlara baş gelinmez. Bunlar Allah'ın irfan ordusudur buyurdu. Muhteremler,
Allah'ın hayır ve fazilet işinde sahabi güzün yaraşırdı. Sabah erken saatlerinde Kadsiye şehrine taarruza geçtik. Kadsiye İran'ın, Kisra'sının merkezi, İran'ın payitahtı. Kasriye şehrine taarruza geçtik. Fakat düşmanın çetin direnişlerine karşı geri çekilmek zorunda kaldı. Namaz vakti geldi, sahabeler anlatıyor. Müezzin şehit düştü. Sabah namazı geldi. Müezzin şehit düştü. Herkes ezanı ben okuyup fazilete alacağım, sen okuyup ben alacağım diye münakaşaya başladılar. Neredeyse birbirlerine kılıç çekeceklerdi. Nihayet Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın başkumandan kurra çekti. Kazanan adam ezan okuyup müezzin oldu. Ben fazilete, ben hayır işine daha önce koşayım. Müezzinin ezan okuma işinde kılıç çeker hale geldiler. Ama Cenab-ı Kumandan Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri iki taraf arasına girdi. Kurra çekmek Zekeriya Aleyhisselam'ın sünneti. Kurra çektiler. Kim kazandıysa müezzin oldu. İşte kıymetliler, Allah Resulü'nün, sahabelerinin zikir anlayışları, zikir hallerinin ahvalleri bu idi. Şimdi zikirin sarayına girmeye başladık. Elhamdülillah geldik gayrı. Korkmayın bakalım. Allah büyük, hazır nazırdır. Gunyeti Talib'in 712. sayfede saraya gireceğiz hocam. Sabır. Ya sabır ya Allah. Ya delil ya Allah. Ya mevcut ya Allah. Gunyeti Talib'in 712. sayfede iki cihan serveri aleyhissalatu vesselam Efendimiz beyan buyuruyor ki bir kimse Allah'a itaat eder ise Allah'ı zikretmiş olur. Namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması nafile olarak az da olsa durum değişmez. Buradaki namaz oruç farz değil. Farzın dışında fazla namaz, fazla oruç. Bir kimse Allah'a itaat ediyorsa fazla namaz, fazla oruç, fazla Kur'an okuması olmasa da bu kimse Allah'ı zikretmiş olur. Bir kimse Allah'a isyan ediyor ise Allah'ı unutmuş olur. Böyle birinin fazla namaz, fazla oruç, fazla Kur'an okumasıyla durum değişmez. Şu halde zikirden beklenen netice bu hadis-i şeriftir. Zikir mücerret olarak ele tesbihi alarak şu kadar bin Allah'a azimşanın esmasını tilavet etmek veya kalben okumak değil, sadece değil, o da zikirdir, Allah'ın hükmüdür. Asıl zikir, bu zikirle vücudu nurlandırıp kuvvet bulan cesedin Allah'a itaat haline gelmesidir. İtaatkar olan bir kul Allah'ı zikir halindedir. Günaha dalan bir kul Allah'ı unutmuş olur. Hani geçen defa Rafiyetül Atfiye annemizin okuduğu beyit. Hem Allah'ı seviyorum diyorsunuz, hem de Allah'a isyan ediyorsunuz. Cesedim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sizin yaptığınız iş şaşılacak şeydir. Hem Allah'ı seviyorum diyorsunuz, hem de Allah'a isyan ediyorsunuz. Hayatım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sizin yaptığınız şey şaşılacak şeydir. Sevgi itaati gerektirir. Madem Allah'ı seviyorsunuz nasıl isyan edersiniz? Şu halde zikirden murat isyanı kapatmak içindir. Allah'ın zikri ulemayı izamından irfan sahiplerinin arasındaki mesele budur. Zikirin zikirin nuraniyetiyle vücudun, nefsin yollarını daraltmak, yaratılmış olan kalbin, ruhun, letaiflerin nurunu artırmak, vazifeyi asliyelerine rücu ettirmek için zikredilir. Sıfat değiştirmek için. İlaç iki türlü hastaya verilir müminler. Bir mikrop öldürücü ilaç verilir,
Bir zayıf düşmüş vücudu kuvvetlendirici ilaç verilir, iştah ilacı verilir. Kuvvetlendirici iştah ilacı hastalığın zafiyetine yardım eder. Mikropları öldüren ilaç adı üstünde hastalığı kaldırır. Bakterileri, virüsleri öldürür. Öldürür ama zayıflamış vücudu kuvvetlendirmek lazım. Allah'ın zikri la teşbih ve la temsil aklı delillerle buna benzer. Nefsin firavuniyetini kırar. Azgınlığını yok eder. Kalbin içine şeytanın girmesine mani olur. Heva ve hevesin, gazabın ve şehvetin itidale dönmesine vesile olur. Her bir ilacın vücudunda bir hassasiyet, bir meziyet, bir üstünlük, bir özellik olduğu gibi bitkisel ilaç olsun, kimyasal ilaç olsun içinde ne vardır? Terkibinde o hastalığa karşı bir ünsiyet, ona karşı bir galibiyet vardır, hassiyeti vardır, vasfı vardır, niteliği vardır. Zikrullah'ın sevap yazan meleklerin yanında vücut üstünde tesiri vardır. Tıpkı şekerinki gibi, biberinki gibi, tuzunki gibi. Şeker nasıl vücutta bir sıfatıyla, kuvvetiyle, enerjisiyle kendini gösterir. Tuzun kendine göre özellikleri vardır. Afyonun kendine göre vasıf, mümeyyiz olan vasıfları vardır. Allah'ın zikri de nefsin firavuniyetini kırar, şeytanın yolunu daraltır, kalbe şeytanın girmesine gerçek zikir mani olur. Ahlakı güzelleştirir. Ahlak güzelleşince, sıfat değişince, hastalık kalktığı gibi manevi, ruhsal hastalıklar kalkar. Allah'ın zikriyle, zikirle, Sure-i Hadid'de beyan buyurulduğu gibi iman sahiplerinin kalbi huzurları ancak Allah'ın zikriyle yerine gelir. Böyle olursa Allah-u Teala razı olsun. Zikirin vücut üstünde sevaplarının Allah katında faziletlerinin yeri olduğu gibi vücut üstündeki tesirleriyle de ehli tasavvuf tarikat hayatında zikiri en önemli bir ilaç olarak kullanmışlardır. Sahabe Hayatı 4. cilt 36. sayfada Hayatus Sahabe'de kıyamet gününde Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinde kıyamet gününde benim şefaatim en çok yararlananlar iştenlikle la ilahe illallah diyenlerdir buyurmuştur. Benim şefaatimden en çok yararlanacaklar iştenlikle la ilahe illallah diyenlerdir, Allah diyenlerdir. Kim iştenlikle Allah ve la ilahe illallah derse cennete girer. Ya Resulallah, iştenlikle demek nedir? İştenlikle Allah ve la ilahe illallah diyen cennete girer. Nedir bu iştenlikle söylemek? Bu kelimeyi söyleyen kimse günahlardan onu alakoyuyorsa bu Allah, la ilahe illallah diğer zikirler. İştenlikle demek onu günahlardan alakoyuyorsa İştenlikle söylemiş olur. Demek bizim zikirlerimiz ehli tasavvuf olarak iştenlikle olduğu kadar günahtan geri kalırız. İştenliği az olursa günah yakamızı bırakmaz. Onun için sufi zikiri terk etti mi? Nifak alametidir. Ruhsat zikiri terk etmeye yoktur. Allah-u Teala hoşnut razı olsun. Evliyayı izam ruhsatına haber vermiş. Gavs-ül Azam Hasan-ı Şazeli radıyallahu teala anhum hazretleri zikirdeki ruhsat yani zikirsiz müddet ne kadardır diye sorulduğu zaman sofi ve derviş için olan ayrı, arifler için olan ayrıdır buyurmuş. Biz arif sınıfından değiliz. İnşallah derviş sınıfından Rabbim bizi kabul etsin.
ikisinin ruhsatı değişiktir. Ariflerin ne kadardır? Zikirsiz bir nefesleri iki soluk terk ederse şeytana arkadaş olur. Bir arifin ruhsatı bir nefes veya iki soluk zikri terk ederse Allah şeytana teslim eder. Arifin zikirsiz vakti en çok iki nefes. Sufinin ne kadardır? Bir iki dakika, bir iki saat, en çok iki namaz arası kadar gafletten terk etmeye müsaade vardır. Onun dışında terk ederse şeytana teslim olur. Bir gün beş namazdır, dört tane aralık vardır. Beş namazın dört aralığı olur. Sabah ile öğle arası bir, öğle ile ikindi iki, ikindi akşam üç, akşamından yatsı dört, yatsı ile sabah namaz demek beş de aralığı var. Ha, sufi derviş beş aralıktan birisi kadar zikretmese ruhsat vardır. Kemalatı nefsi terbiye olup bu kadarı hoş görmüş evliya. Ama iki namaz vakti iki aralığı kadar zikretmezse Allah onu şeytana teslim eder. Şeytana teslim eder, inayet ve yardımını keser, kalbinin üstünde şeytan sultasını salar, fena bir kötü yola götürür. Ya bana bir hal oldu, zikir çekemiyorum, başıma gelen nedir dersen, 51 bin çekerdim bir şey oldu, 31 bin çekerdim bir iş geldi, 15 bin de çekemez oldum dersen, yine Gavs-ül Azam Hasan-ı Şazeli radıyallahu teala anhum hazretleri, Şazeli tarikatının piri, Seyyid Gavs-ül Azam Hasan-ı Şazeli radıyallahu anhum, zikir çekememenin sebeplerini, mahsus başa aldım, zikiri anlatıp sonda koyacaktım. Önemli olunca başa aldım bunu. Zikir ağır gelmeye başlarsa, diline dolanır, tesbih eline yapışır kalırsa, hep şikayetler böyle gelir. Ya. Şu tahta boyundakiler bir alıp gelin Allah için. Yine gerilere çekildiler. Kardeşim gelin öne doğru. Bak ben hiç yaslanmıyorum inan dedim. Şu ağzını açan da getirin. Kardeşim tahtaya dayanmayın. Allah bir uykunuz gelir. Gelin şöyle ne olur. Kardeşim tahtaya dayanmayın gelin. Avusturyalı Mehmet yanaş. Ta Avusturya'dan geldi sohbet dinlemeye. İsmi Mehmet. Muşambaların tahtasına dayandı. Uykun gelir kardeşim. Sokul. Eğer zikir çekmek zorlaşırsa, elinde tesbih ağırlaşırsa, dilinde zikir ağırlaşırsa bu neyin alametidir? Bu sual kim cevap vermiştir? Seyyid Gavs-ül Azam Hazreti Hasan-ı Şazeli Hazretleri cevap vermiştir. Zikir ağır gelmeye başlarsa, konuşmada kötü sözler çoğalmaya başlarsa, eskiden zikir çekerken kötü kelimeler gider. Gıybet gider, buhtan gider, göz zinası gider. Zikir azalmaya başlarsa geri döner. Böyle olursa azalar şehvetten lezzet almaya başlar, gıdı 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 gıdıya başladıysa maslahatlarda tefekkür kapısı azaldıysa, maslahat günlük ihtiyaçlar için yapılan muamele, ekmek alacağım, et alacağım, elbise diktireceğim maslahat, böyle meselelerde tefekkür kapısı kapandıysa, gönlündeki muhabbet azaldıysa, ha benimki tam böyle diyecek şimdi, uydu sıfatlar, bütün bunlar günaha dalmanın alametidir. Zira günah kalbe dalarsa zikire mani olur. İki zıt bir arada durmaz, Allah'ın emridir. Hem erkek olsun hem kadın olmaz. Hem gece olsun hem gündüz olmaz. Hem biberli olsun hem baklava olsun olmaz. Günah kalbe dalarsa zikirin nuru gider. Zikir nuru kalbe galebe ederse günah gider.
Ya benim bir şey oldu, çekemiyorum. Sen çektiğini çektin, günaha daldın efendim. Nereye daldığını sen eve varınca bak. Gazetelere mi daldın, camların içine mi daldın, halkın içine mi daldın, gazinolara mı daldın, gaflet yerlerine mi daldın, çarşılara mı daldın? Bir yere daldın. O daldığından sana bir bela bulaştı. İşte bundan çekilmez. Kalbinde nifak tohumu ekildiyse, nifak nedir? Her kötülüğün başı nifaktır. Zina yapmak arzusu, kavga etmek arzusu, kumar oynamak arzusu, yalan söylemek arzusu, bunların her biri nifak tohumudur. Günah, günah eker, günah biçer. Arpa eker, arpa biçer. Nifak eker, günah biçer. Bunlar oluyorsa işte senin yukarıdaki meselen başına gelir. Al, ilacı nedir? Tarikat tazelemektir. Tarikat tazelemektir. Nereden günaha girip zikirden alakoyduysa terk etmektir. Burası zor. Yok, ben ona da bakarım, bunu da çekerim. Allah biliyor, yakında tesbih kaybolur. Öyle olmaz Lütfi. İki iş bir arada olmaz. Haberler diye dinlemeye başlarsın, artık onun arkasından sabah namazına kadar seyretsin doymazsın. Habere bakma. Ürdün ne oldu? Irak'ta Saddam Hüseyin ne oldu? Sonra birisi gelir sana haber verir ne olduğunu. Allah biliyor, haber verir, sen sorma. Eğer mesele önemliyse Allah rüyada dahi gösterir. Sen sorma, hiç karıştırma. Rüyada görürsün, biri gelir senin yanında konuşur, sana duyururlar. Lüzumu varsa duyururlar, yoksa onu da sahur ederler. Haber diye oturma. Senin ahiret işindeki haberin dünya işinden çok önemli. Nokta iki. Haber diye gidiyor gidenlerin çoğu. Habere gidiyor, habersiz kaldı. Zikirsiz, fikirsiz kaldı. İki namaz arası kadar ruhsatın var. Sen iki namaz arası kadar camı seyrettin. Onun dışında o gördüğünü de bir arkadaşa bir namaz vakti kadar daha anlatacaksın. Soracağım, bir de o bir namaz vakti anlatacak, gün bitecek, şeytan yakana sarılacak, kancayı takıp o şurot dedikleri eskimiş 50 marka alınan araba mezarlığına sizi atacaklar. Şurot olursun. Şurot mu? İyi dedim mi lan? İyi dedim mi? Bundan evliya hepsine haber vermiş. Bir şey sor da onun cevabı olmasın. Muhakkak vermiş evliya-i izam. Buna ne yapmak lazım gelirse, işte bunun çaresi tövbe etmek, seni Allah'ın zikrinden ne alakoyduysa terk etmek. İnsan arkadaşının dini üzerinedir. Bu hadisin zahiri manası var, ulema-i izamın tefsir manası var. Arkadaş insanın dini üzerinedir. Arkadaş Şah-ı Nakşibend Hazretlerine göre insanın nefsidir. Senin nefsin nasılsa senin dinin onun üstündedir. Emmaredir, akıbetinden korkulur. Levvamedir, günah işlersin pişman olursun. Mülhümedir, itaata yanaşmışsın vesveseden kurtulamazsın. Mutmainedir, Allah ne emretti lebbeyke ve sadeyke dersin. Seman ve taaten dersin, yallah Allah'a itaate gidersin. İnsanın arkadaşı makamındadır mümin. Sen bana arkadaşını söyle, ben senin kim olduğunu söyleyeyim. Nefsinin ne makamda olduğunu söyle, ben seni tarif. Ben her gün içki içerim. Sonra arkadaşın, ara sıra kumarı da severim. Başka arkadaşın kavga dövüşü de hiç bırakmam. Ben de sana haber vereyim eşkıyasın. Arkadaşından belli oldu senin işin. Benim arkadaşım dervişlerdir. Benim arkadaşım ilim meclisidir. Arkadaşım arkadaşım hayırlı cemaati söyledirsen salihlerdensin. Şu halde zikrin çekilmesine ne mani oldu ise ve o mani olanlar içinde akran dediğin arkadaşlar ehli gaflet ise zikir çekmen ebediyen elinden gider.
O eski arkadaşlar terk edilecek. Ebedi arkadaşın menzil kat ettirilecek. Dünyada ceset arkadaşın velev ki anan olsa, karın olsa, seni Allah'tan alakoyuyorsa ülfet, ünsiyet azaltılacak. Ne alınır ne satılır, ne yapayım? Halvet et, kaç efendim? Nokta nokta nokta. Anlaşılıyor mu biraz? İşte ondan dolayı zikir çekilmez. Çektiğin zikir nefsinin keyfi olur. Yani onunla oturur kalkarsın. Allah'ın azameti gönülden çıkar. Zikrin aslı, hakiki zikir nedir dersen, hakiki zikir bir emri ilahi veya bir haramla karşılaştığı zaman günahlı bir işse terk ediyorsa, ilahi emir ise derhal yapıyorsa bu adam derviştir, mümindir, kamildir. Eğer Allahu Teala'nın haram ettiği bir şeyle karşılaşırsa, harama girerse, emrettiğinden kaçarsa o adamın zikir ve dervişliği hayaldir. E bunları hiç demedin. Aha şimdi dedim, Allah birdir. Hiç duymadım. Aha duydun. Demek zikir ve dervişlik günaha girmeme, itaate dönme işidir. Allah'ın ipine sarıldığın kadar dervişsin, sahibi zikirsin. Allah'a isyan ettiğin, unuttuğun kadar da derviş ve zikir sahibi zakir. Zikir edene zakir denir. Zakir değilsin. İşin hakikati budur. İşin hakikati budur. Sure-i Bakara 152. ayeti celilede mealen ulema-i izam, siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Siz beni genişlikte zikredin, ayakta zikredin. Bakın ayeti celilelerde bizzat Allah emretmiş. Ayet Ali İmran 191. ayet. Onlar ayakta iken, otururken, yanları üstünde yatarken Allah'ı zikrederler. Dervişler bunun için Allah'ın zikrinden yatarak da zikir defterimizde bulunsun diyerek yan yatarak da Allah'ı zikrederler bir müddet. Neden? Çünkü Allah demiştir, yan yatarak da zikrederler. Mahsus yatağa gireceksin, elini, sağ elini, elini şakağına koyacaksın, abdestliği, ayaklarını çekip toplayacaksın, Allah'ı zikredeceksin ki amel defterinde ne olsun? Yan yatarak da zikredicinin hükmü bulunsun. Ya yatarak olur mu? Olur olur. Allah emretmiş, yan yatarak da beni zikredin. Bunun manası ulemanın beyanına göre Allah'ı zikretmeyecek bir oturuş, bir yatış yoktur. Ayakta zikredeyim mi? Et et. Oturarak et. Yan, yan da et. E nerede etmeyeyim? Hiçbir yerde etme demektir bunun manası. Ya insan ayaktadır, ya oturur ya yatar. Depe üstünde durmaz ya Allah için. Nerede olursan Allah'ı zikredir, zikretmektir doktor kardeşim bunun manası. Ayet Nisa 103. ayeti celile meali. Namazı kıldıktan sonra ayakta otururken yanınız üstünde iken Allah'ı zikredin. Ayakta yanınız üstünde otururken Sure-i Ali İmran 191, Sure-i Nisa 103. İki ayrı surede aynı mealde hükümler geçmiştir. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bunu tercüme ederken, tercüme demeyelim estağfurullah yanlış söyledim, tefsir ederken, mana verirken ne demek demiş buna? Ayakta otururken yanınız üstünde. Pekala. Gece mi olur bu, gündüz mü? Gece de ayakta olur, gündüz de ayakta olur. Gece de oturulur, gündüz de oturulur. Gece de yan üstü olur, gündüz de. Mana ne oldu? Gece ve gündüz. Bu adam ayakta ya karadadır, ya denizde, ya havada, uçağın içinde. Ha, uçakta oturuyorsa söyleyin. Gece gündüz. Karada, denizde, muharebede, hazarda,
Zenginlikte, fakirlikte, fakir zengin ayakta olur, fakir ayakta olur, fakir oturur. Fakir yan üstünde olur, zengin yan üstünde olur. Allah Allah. Her zaman, her yerde, gizlide, aşikarda Allah'ı zikredin manasıdır. Allah'ı zikredilmeyen bir ahval yoktur buyurmuş. Gemide ne yapayım, devede ne yapayım, takside ne yapayım? İlla Allah'ı zikret. Tövbenin kefareti, seni günaha hangi hal soktuysa, o halde Allah'ı zikretmektir buyurulmuş. Ben gözle günah işledim. Şu halde gözün hayıra baka baka Allah'ı zikret. Ben kulakla günah işledim. Hayırlı cümleleri, zikirleri, ilimleri, Kur'an'ı kulakla dinleye dinleye Allah'ı zikret. Kulağının günahına kefaret olur. Elinle, dilinle, ayağınla ne yaptınsa onun karşılığında o miktar Allah'a o azanı itaat ettir demektir. Şu halde çok günahım var. Çok günahım varsa nerede ne miktar günah kazandıysan onun miktarı kadar Allah'a itaatle, hayırlı işle meşgul ol, o günahlara kefarettir. Kaç sene kumar oynadın? 15. 15 sene o kumar oynadığın vücuduna itaat ettirirsen onun kefareti olur. 13 senelik dervişim, daha Allah'a 3 sene borcum var. Kaç sene kumar oynadın? Temsil. 18 sene. Az mı bu? Lütfu az mı? Allah bir gel buraya şuraya. Gel biz şundan biraz halleşem, dertleşem. Allah'a kaç sene isyan ettiysen o kadar itaat edersen ödeşirsin. Ya bu zor işe çıkardın. Ne kadar günah olduysa o kadar da ne olacak? İtaat olacak. Kaç senelik derviş oldun? 4 sene. Sokul. Kaç vakitten vakide zikreden? Yani bir gün 5 aralık. Kaç aralığı zikir çekersin? Kurban 2 defa çekiyorum ben zikri. Çektiğin zikirin 2 defasını toplasan 2 namaz aralığını doldurur mu? Talimata göre 24 saat içerisinde bitirmem lazım zikrimi. 2 namaz arasını doldurur mu? Doldurur. 4 aralığı ne ettin? Bunu da gafletten geç. İşte mesele odur. Şimdi müminler, zikir 2 kısımdır. Dervişe emredilen mürşidin verdiği zikir rakamlıdır. 35 bin çek. 35 bin çeke çeke meleke alışkanlık kazanır. Ava gide gide avcı olur. Yüzmeye gide gide yüzücü olur. Koşucu olur. Ata bine bine ne denir ona? Kovboy olur. Veyahut ata binene ne denir? Süvari olur. Hangi sanat ise yavaş yavaş alışılır. Zikir 5000'den başlar. 11.000, 15.000, 21.000 derken zikire meleke kazanılır. Sanat haline gelir. Gözünü yumsa Allah aklına gelir, açsa gelir. Alışveriş etse gelir, etmese gelir. Çarşıya çıksa gelir, gitmese gelir. Alışa alışa artık zikri terk edemez hale gelir. Şimdi Lütfi kardeşimizin dediği, bana vazife verilen miktarı demek istedi. Halbuki dervişin ikinci cins zikiri, tesbihsiz dil damağa yatmışmış, arabayı sürdü ahından gastroba geldi. Hiç durmadan milyondan Allah diyecek. Bunun sayısı olmaz. Bunduracı çivi çaktıkça Allah diyecek kalbinden. Terzi makineye vurdukça Allah diyecek. Bu sayılı değildir. Demek bizim Lütfi Derviş daha 2 namaz arasını doldurmuş. 4 namaz arası boş. Nerede Lütfi? Allah bir gaflette. Derviş gününü doldurmaya çalışandır. Allah'ın emri nedir? Günü 3'e böldür. İtaat et, helal rızık kazın, çoluk çocuğunla ülfet istirahat et. Şu halde günü 3'e böl, 8 saat eder. Senin zikir ne kadar tutar? 2,5 saat tutuyor. 8'den 2,5 çıkar, 6,5 saat nerede?
Bir buçuk yok. Bir buçukta namaz sürer. Dört. Yarısı yok. İşte bundan maksat lütfü değil. 8 saati doldurur hale gelebilmek için itaatle, ilimle, mesela açtı fıkıh okuyor, bu da zikirdir. Açtı Kur'an okuyor, zikirdir. Şeriatta akaid okudu, zikirdir. Hadis okudu, zikirdir. İlle tesbih değildir. Allah'ın her bir hükmü, muhtevası, Allah yolundaki her bir itaat zikirdir. Çoluk çocuğunun helal rızkını kazanması zikirdir. İçinde gaflet olmadıkça, haram olmadıkça en büyük itaattir. Bak git. Senin günahını ne teşhir edeceğiz? Ne kadar kumar oynadın? Şu kadar sene diyecek. Temsil 15 deyiverelim. Ne yaptın? Tövbe ettim. 15 sene hiç durmadan zikretmesi lazım ki o günahına kefaret olsun. Günahın kefareti kaç sene itaat, alo, kaç sene Allahümme salli ve sellim barik ala seyyidine Muhammed. Ne yapacağız? Elin günahını teşhir edeceğiz. Herkesin günahını Allah gizlemiş. Kaç sene gaflet ettiysen o kadar itaatle mükellefiz. Kurban bir anlatıydı, bunun hayatı kitap olur. Sen bir dinleyeydin. Gel senden konuşalım. Hoca konuşuyor, gelin. Niye? Gel yanıma gel de anlat, nedir? Zikir çekiyorum. Benim bir saat bile devam etmiyor. Hepsini beraber. Hani sayısını söylemeyeceğim. Sayı söyleme. Söylemeyeceğim. Dervişe zikir ne çektiği sorulmaz, sorulsa söylenmez. Sırdır bu. Ben 35 bin çekiyorum denilmez. Yani ne çektiği sorulmaz. Sorulmaz, o da deyivermez. O da ne çektiğini söylemez. Bu mahremdir. Evet. Güzel. Ve dolayısıyla ben bunu bir saati bile bırakmıyorum. Yani hepsini. Yani bir saat bile boş kalmıyor. 23 saat zikrediyorum diyor hoca. Ne bozup topten. Senin ayıbın da sana ait. Bana ne? Bak ne yaptığına kendin. Mahsus kapattın. Ne işimize gerek? Kötü örnek olur. Hoca bile bir saat çekiyor. Bizim de şu adam yarım saate indirir. Hoca böyle yaparsa cemaat 10 dakikaya indirir. Hoca 23 saate hiç durmadan zikredermiş. Allah bize de 20 saat versin. Bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam ile geziyorduk. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam herkesi geçenler nerede dedi. Herkesi geçenler nerede? Allah'ı anmakla geçenler nerede? Herkesi geçenler nerede? Kim cennet bahçelerinde gezenmek isterse Allah'ı çok sansın buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu teala'nın hazretleri Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den hadis-i şerifte kıyamet günü derece bakımından kulların en üstünü kimlerdir ya Resulallah? Kulların derece bakımından en üstünü kimlerdir ya Resulallah? Allah'ı çokça zikredenlerdir cevabı verdi. Kulların derece bakımından en üstünü kimdir? Allah'ı en çok ananlardır. Ne şartla? Günah geldiğinde işlememekle, itaat geldiğinde işlemekle, gönlünden Allah'ın hükmünü çıkarmamakla o insanlar kemalat sahibi olurlar biiznillahi teala. Derece bakımından kulların en üstünü kimdir? Allah'ı çok ananlar. Ya Resulallah, Allah'ın yolunda savaşan kimselerden de mi üstündür Peygamber aleyhisselam? Senin Allah yolunda savaşan dediğin kimse kılıcı kırılıncaya kadar, vücudu kana bulununcaya kadar kafirlerden kılıncını kaldırmasa bile yine de Allah'ı çokça ananlar derece bakımından onlardan üstündür. Hayatus Sahabe 4. cilt 9. sayfada bu hadis kayıtlı. Hadislerle hayatı sahabede. İmam-ı Ahmet Hazretleri Muaz bin Cebel radıyallahu teala'nın hazretlerinden
Adamın biri Peygamber Aleyhisselam'a geldi. Allah yolunda cihat edenlerin ecir bakımından en üstünü kimdir ya Resulallah? Allah'ı en çok anandır. Adam, salih amel işleyen ecir bakımından en üstünü kimdir ya Resulallah? Allah'ı en çok anandır. Adam sırrıyla sordu. Namazdan da mı? Nafile namaz. Evet. Oruçtan da mı? Evet. Nafile haçtan da mı? Evet. Sadakadan da mı? Evet. Allah'ı en çok ananlar buyurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Ebu Bekir Hazretleri Hazreti Ömer Efendimiz'e döndü. Ya ey Ebu Hafs, bütün hayırları Allah'ı çok ananlar kapıp götürdüler dedi. Bunu duyan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam evet buyurdu. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Efendimiz'e ya Ebu Hafs, ey Hafs'ın babası, Allah'ı en çok ananlar bütün hayırları kapıp götürdüler. İşte zikirin hakikati hakkında söylenen nice hükümler vardır. Şimdi muhteremler, çok önemli, Saffat suresi 143 ayeti celile, Hülasatül Beyen fi tefsiril Kur'an 11-12. cilt 4748. sayfeden, tefsirden aldım. Bakın Allahu Teala sureyi Saffat'ta ne buyuruyor? Eğer Yunus Aleyhisselam balığın karnına girince Cenab-ı Hakk'ı tesbih edicilerden olmasaydı balığın karnında kıyamet gününe kadar kalırdı. Eğer Yunus Aleyhisselam balık yuttu malum. Eğer Yunus Aleyhisselam tak gözümün karşısına. Eğer Yunus Aleyhisselam balığın karnına girince balık yuttu ayetle sabit, Cenab-ı Hakk'ı tesbih edicilerden olmasaydı balığın karnında kıyamet gününe kadar kalırdı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin ayeti celilesiyle sabittir. Hazreti Yunus Aleyhisselatü Vesselam balığın karnında bu zikir ile kendisi Allah'ı tesbih etti. Tefsir sahibi Hülasatül Beyan fi tefsir Kur'an 4748. sayfada tefsir sahibi böyle mana vermiş. Balığın karnı Hazreti Yunus Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri olurdu. Peygamberler çürümediği için balığın karnında çürümezdi. Balığın karnında zikre devam ettiğinden balığın karnından kurtuldu. Bu ayetle ümmeti Muhammed'in zikre teşviki vardır. Zikiri sürurlu, bol vaktinde yaparsa Allah da dar ve zaruret halinde imdadına yetişir. Sen balığın karnına girdiğinde zikredemezsen genişte zikret. Bela ve musibet zamanında edemezsen rahatlıkta zikret. Fakirlikte edemezsen zenginlikte zikret. Hastalıkta edemezsen sağlamlıkta zikret. O zaman Allah fakirliğinde, hastalığında ila ahir seni ne yapsın? Zikretsin. İmdat ve inayetiyle sana yetişsin. 13. 14. cilde geçtik. 5206. sayfa tefsirin ayeti celile zuhruf 36. ayeti celile. Bir kimse Rahman Teala'nın zikrinden iğraz ederse ona biz şeytanı musallat kılarız. Binaenaleyh şeytan da daima ona mukarin olur, yakın olur. Bir kimse Rahman Teala'nın zikrinden uzaklaşırsa ona biz şeytanı musallat ederiz. Musallat eder, izin verirse Allah şeytana, şeytan insanı şerlere alır götürür. Şeytandan korunmanın yegane çaresi Allah'ın zikridir. Halbuki şeytanlar 37. ayeti celile devam ediyor Rabb-i Teala. İnsanları doğru yoldan men ederler. Şeytana ittiba eden insanlar da kendilerinin doğru yolda gittiklerini zannederler. Şimdi 36. 37. ayet birbirine bitecek. Yukarısı, kim Rahman Teala'nın zikrinden kaçarsa, yapmazsa ona biz şeytanı musallat ederiz. O şeytan ne yapar ona? 37. ayet.
Halbuki şeytanlar insanları doğru yoldan men ederler. O zaman şeytan sizi doğru yoldan çeker. Şeytana ittiba eden insanlar da kendilerinin doğru yolda gittiğini zanneder. İşte bura zor. Nice şerliler vardır, nice kötü işler yapanlar vardır. Şeytan musallat olduğu için o kötü işlerini hayır zannederler. Tövbeden sonra, zikir sahibinin yanında yaşadıktan sonra, kamil bir evliyanın himmet bereketi Seyda Hazretleri gibi, Seydamız Sultanımız gibi kamil bir zatın tasavvuf ve tasarrufu altına girilirse, insan çirkin hayatının noksanını o zaman anlar. Nice kötü işler yapan, günaha dalanlar vardır, kendini güzel iş yaptım zanneder. Halbuki bilmezler ki onlar şeytanın maskarası olmuşlar. Neden? Allah'ın zikrinde yüz çevirdiler. Ne şekilde? İtaat zamanı koşmadılar, günah zamanı kaçmadılar. Onun için de şeytan onları aldı, kötü yola götürdü. Ne zaman anladı? Ehli itaatle oturur kalkarsa, ehli kemalatla oturur kalkarsa, o zaman anladı ki eski hayatı onun zehirdir. Şeytana teslim edilmiş, bırakılmıştır. Ya ne kadar hoş söylüyor tefsirler ya Rabbim. Ben bilmiyordum günahımı bu kadar çok. Ne zaman sultanımın elini tuttum uyandım. O zaman anladım sözü bunun için söylenmiştir. Bunun meselelerini, menkibelerini yüzlerce kardeşimiz Seyda Hazretleri'ne mürit olduktan sonra hayatlarını nakletseler, bunun yüzlerce misalini anlatabilirler biiznillahi teala. Ayet 38, Allah-u Teala yine 3. ayeti celilede. Halbuki şeytanlar insanları doğru yoldan men ederler. Şeytanlara ittiba eden insanlar kendilerini doğru yolda gittiğini zannederler. 38. Hatta şeytanın aldatmasına aldanan kimse yevmil kıyamette bizim huzurumuza getirilir. Ayet-i Celil'e 38. Şeytana hitaben o adam der ki, Ayet-i Celil'e meali, ne olaydı şeytan senin ne olaydı ey şeytan seninle benim aramda doğu ile batı kadar bir mesafe olaydı. 38. ayeti celilenin manasını böyle müfessir mana vermiş. 5206. sayfa 13-14. cilt. Şeytan men etti onu, doğru yola götürüyorum dedi, eğri yola götürdü. Sonra anladı ki gittiği yol hata, iş işten geçti, ölümle uyandı. Allah'ın huzuruna okulu getirdiler. Kıyamet gününde şeytanla karşılaştırılır. Kunyeti talibinde cehennemde kıyamet denilen bir gün olur. 7 kat cehennemin bütün ahalisi bir araya getirilir. Kumandan olan, önder olanlarla geriden gelenler birbirleriyle yüzleştirilir. Şeytanla ona uyanlar birbirleriyle yüzleştirilir. İleriye giden baş olanlar, rehber olanlar hakkından geriden takip edenler, Allah size azabının en şiddetini versin. Bizi batıl yola götürdünüz, sapıttırdınız, eğriye doğru dediniz, tarih ve edebiyat yapıp bizi kandırdınız, halbuki ibadet taatta gözünüz yoktu. Siz başımızdaki ipi çekmeseydiniz biz bu hale gelmezdik deyip Allah'tan azaplarının artmasına beddua edecekler. Başta olanlara, baştakiler, takip edenlere, biz size hak ve hakikati eğri göstermedik. Hak ve hakikati peygamber getirdi, siz dinlemediniz. Biz zaten bozuktuk, yanlıştık. Biz size eğriyi gösterdik, eğriyi doğru sandınız. Allah sizin azabınızı artırsın, uymayaydınız diyecekler. Ne kadar zor, ne kadar zor. İlerideki gidenler, baş olanlara geridekiler diyecek, Allah azabınızı artırsın, şiddetinizi artırsın. Siz bizi kandırdınız, hak ve hakikat diye batıla götürdünüz. Allah sizin şiddetli azap indirsin. Baş olan milleti kötülüğe kandırıp götürenler de onlara diyecekler ki, biz size yalanı demedik ki, yani Allah'ın hükmünü yalan göstermedik.
Allah'ın hükmünü peygamberler söyledi, kitaplar, tefsirler, Kur'anlar hepsini anlattı. Siz onları dinlemediniz, peygambere uymadınız, bizim gibi namussuzun peşine takıldınız. O zaman Allah sizi belanızı versin diyecek, onlar da ona beddua edecek. Biz size Kur'an böyle diyor demedik. Ayetleri değiştirmedik, hadisleri karıştırmadık. Biz şer gösterdik, siz hayır diye yapıştınız, yapışmayaydınız. Kıyamet denilen günde cehennemde bütün insanlar bir araya gelecek. Firavun'un öldürdüğüyle Firavun, filan zalimin zulmüne uğrayan ile o zalimin ortakları ile hayır, bütün hepsi birbirleriyle böyle yüzleşecek. Şeytanla ona uyanlara gelince şeytan da onlara aynısını diyecek. Ben size hakikati değiştirmedim, yalan muamele ettim, yanlış söyledim, haramı gösterdim. Siz başınızdaki peygamberlere, evliyalara, alimlere, hocalara, kitaplara inanmadınız. Hidayet edenlerin peşinden gitmediniz de benim gibi şeytana uydunuz. Allah sizin azabınızı artsın. Hakikat doğru söylüyorum. Şeytan insanlara tükürecek. Kitap diyor. Bizim gibi adamlara uydunuz. Ne adilersiniz ki diye insanoğluna tükürecek, küsüp kenara çekilecek. İnsan ne diyecek? Sure-i Zuhruf 38. ayet. Şeytanın ifasına, aldanmasına, aldanan, yanılan kimse yevmül kıyamette bize Allah'ın huzuruna geldiğinde şeytana hitaben diyecek. Ne olaydı ey melun şeytan, benimle senin aranda doğuyla batı kadar mesafe olsaydı, birbirimizi hiç görmeseydik, halbuki içimizde dolaşıp durur. Şu anda hepimizde var. Mesafe olaydı görmeseydik, zira sen kötü arkadaş imişsin, ey şeytan biz bilmedik seni sana aldandık. 39. ayeti celile. Tarafı ilahiyeden şeytan ve ona aldananlara 5208. sayfa hitaben, bugün size bu sözünüz fayda vermez, Allah'tan bir hitap gelecek. Zira siz nefsinize zulmettiniz. Azapta şeytanla siz müştereksiniz. O kandırdı, siz gittiniz. Çünkü azabın sebebinde ikiniz birlikte hareket ettiniz. Kumandanının mahiyeti, başından peşinden gideni, şeytanına uyanı beraber el ele tutulup kaplıcaları atlar gibi cump diyecekler. Sen bana söv, ben sana söv, hiç fayda vermeyecek orada, Allah göstermesin. Ne kötü arkadaş ki onlar insanı kandırırlar. Nasıl edeceğiz bilmem ki kardeşim. Nasıl olacak ya Rabbim bilmem ki. Musa aleyhissalatu vesselam, ya Rabbim senin sevdiğinle gazap ettiğin kulunu nasıl bileyim? Sen kimi gazap eder, kimi seversin ya Rabbim? Ben bir kulumu seversem, Allah-u Teala Musa aleyhisselama vahyetti, onun bütün himmet gayreti benim zikrim olur. Artık benim zikrimden okul çıkmaz, gece gündüz beni zikreder. Ben de onu yerde gökte zikrederim. Allah kulunun ismiyle değil, rahmetiyle, mağfiretiyle, günahtan korumasıyla, günahını affetmesiyle yad eder. Onu masiyetten korurum, günahları sokmam, azabımı ona haram ederim. Azabı da tattırmam ben bir kulumu seversem. Hangi sıfat ile? Onun bütün himmet, gayreti benim zikrim olur. Ben de onu korurum. Günahını affettiririm, günah işletmem, azaba sokmam. Ben bir kuluma azabı murad ettiğim zaman zikrimi ona unuttururum. Ben bir kuluma azap etmek istersem zikrimi unuttururum. Günah işletirim. Ona azabımı tattırırım. Kuluma azap ettiğimin alametini de söyleyeyim mi ya Musa? Aman ya Rabbim lütfet de bilelim. Dili ağır sözlü olur. Gözü şerre bakar durur. Gönlü gururlu, kibirli olur. Ucup sahibi olur. Kendini beğenir.
sesini, sözünü, özünü, işini, aşınızı anlatsın ya, ne diyor? Eli cimri olur. Hayırdan bir şey vermez. Elinden şer saçar, dilinden hakaret, zulüm, kibir saçar, gönlünden, gururdan, menfaatten, kendini beğenmekten saçar. Böyle adamları görünce kaçınız. Bunlar benim kahrettiğim gazap sahipleridir. Ya Rabbim bize merhamet et. Ya Rabbim bize merhamet et. Sıkıldınız mı? Sıkıldınız mı kardeşlerim? Metinden biraz şeye geçelim. Evliya izamın terbiyesine girmekten maksat, mürşit zikire alıştırmak içindir. Yoruldunuz herhalde. Çok çok uzun oluyor. Öyle mi doktor? Allah biliyor. Tatlı mı? Çok güzel değil mi? Biraz sizi gezdireyim sağda solda, gözünüz gönlünüz açılsın. Hep ilim, hep ilim, patlayacaksınız. Mürşidin vazifesi, müride tatlılıkla hakikati göstererek sevdirmek içindir. İşin aslı karga meselesidir. Biraz gezdireyim sizin ki gönlünüz açılsın kardeşim. İşte şuraya. İşte. Askerlik. Askeri terbiye alışmışım. Nerede olursa böyle bakacağım. Duvara yaslanmayın diyorum ama uykuculuğa yaslanıyor. Müminler, insan eline geçen nimetlerden bir yabancı gibi olmamalıdır. Dünyaya bir yabancı gelip yabancı gitmemelidir. Hristiyanın birisi hocam, hiçbir peygamber esnemedi. Esnemek zikirin zıttıdır. Kürsüde zikir çekmiyor, uyukluyor. Uykun geldi olur mu? Gel yanıma. Hristiyanın birisi, Müslümanlar arasında feraset ehli vardır. Siz müminin ferasetinden korkunuz, onlar Allah'ın nuruyla nazar ederler hadisini duydu. Hristiyan duydu. Resul-i Kibriya buyurdu, siz müminlerin ferasetinden korkunuz, onlar Allah'ın nuruyla nazar ederler, nur-i ilahi ile hakikati görürler. Kim müminin feraseti? Bunu Hristiyan duydu. Dedi, gideyim tekkelerdeki şeyhlerle bakalım benim Hristiyan olduğumu anlayacaklar mı? İlk önce Ebul Abbas kasabın dergahına gitti. Bakalım nasıl olacak. Şeyh görür görmez tanıdı, Hristiyan Müslüman kıyafetinde gelmiş. Yabancıların tanıdık içinde ne işi var dedi. Hristiyan dedi, bir, bunlar tanıdı beni dedi. Yabancıların tanıklar içinde, dostlar içinde ne işi var? Çıktı. Şeyh Ebul Abbas Nihavendi Hazretleri'nin tekkesine gitti. Mübarek şeyh sabretti. 4 ay sesini çıkarmadı. Hristiyan da abdest aldı, namaz kıldı. Hiç müminden kendini fark ettirmedi. Kılık, kıyafet, her şey Hristiyan'ın tamam. 4 ay sonra baktı ki şeyhten bir cevap yok. Dedi, bu bir şey bilmedi. Demek o tesadüf, kalkıp gidecek. Elini öpmeye vardı. Hazreti Şeyh Ebul Abbas Nihavendi Hazretleri ona dedi, ey Hristiyan, aramızda bu kadar ekmek ve tuz hakkı var. 4 aydır yedik içtik, güldük oynadık, birbirimizden ülfet ettik. Bir yabancı geldin, bir yabancı gitmek olmaz dedi. Hemen Müslüman oldu, şehadet getirdi. Şeyh vefatından sonra dahi tekkeyi o Hristiyan, bir daha Hristiyan demeyelim artık, o mümin olan Hristiyan bir daha şeyhin tekkesini, Ebul Abbas Nihavendi Hazretlerinin tekkesini terk etmedi. Müminler, dünya bize bir misafirhanedir. Bir yabancı gibi gelip yabancı gibi ayrılmak bize yakışmaz. Allah'ın bir ekmek tuz hakkı değil, ömür boyunca sayısız nimetleri vardır. Onun karşılığında yabancılık olmaz.
Yabancılık onun karşılığında olmaz. Bu şeylerin başımıza gelmesinin sebebi ise Evliya-i İzam'ın beyanı gibidir. Şeyh Ebu Abdullah Hafif Hazretleri buyurdu ki Ebul Kasım Kasri Hazretleri başını önüne çok eğerdi. Ebul Kasım Kasri, Kavs-ı Kasrevi Sultanımızın babası radıyallahu anh. Yani o da Kasri diye anılıyor. Ebu Abdullah Hafif Hazretleri Ebul Kasım Kasri Hazretlerine sen başını niye çok önüne eğip duruyorsun dedi. Bunun üzerine ben önceleri haftada bir defa iftar ederdim. Haftada bir kere yemek yerdim. Hayifesinin biri bana gelerek selam verdi. Ama kimseyi görmedi. Verdi. Allah için bana görünsen ne olur dedim. Çok güzel, nurani bir şekilde en arkada. Kimsin? Mümin cinnilerdenim. Ne zamandır senin gibi bir kimseyi görsek muhabbet ederiz, selam veririz. Cinni dedi. Ben bundan böyle Allah için bana sık sık görün dedim. Cinni ile muhabbet başladı, ülfet ünset başladı. Tam bir dostluk içinde cinniden pek çok şeyler öğrendim, mümin cinni. Bir gün ona gel mescide gidelim dedim. Cinni bana ben halka görünmem, sen konuşunca sana suizan eder, deli derler. Mescidin en tenha yerine otururuz, konuşmamı duymazlar dedim. Mescidin gerisinde bir yere gizlendi. Cinni'yi kimse görmüyor bir başına. Cinni, şu insanları nasıl görüyorsun? Bazıları uykuda, bazıları uyumuş görüyorum. Kimi de uyanık görüyorum. Dedim, cin, o başları üstünde duranları görüyor musun? Bu insanların başlarının üstünde duranları görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Gözümü sildi. Bana Allah bir anlayış ve ferasetle gözümü nurlandırdı. Baktım her bir insanın başının üstüne bir karga konmuş. Ne kadar insan var cümlesinin başının üstünde bir siyah karga var. Bazılarını karga iki kanadıyla iki gözünü kapatmış. Karga başta duruyor, iki kanadını açmış karga. Adamın iki gözünün üstüne indirmiş, iki gözü kapalı. Bazılarının bir kanadını açmış karga, bir gözünü kapatmış, öbür gözü açık. Kiminin sol gözü açık, kiminin sağ gözü açık. Bazı adamın üstüne oturmuş, kanatları kapalı, gözlerine dokunmuyor. Cinni bana, bunu anladın mı, bu ne iştir, anladın mı, gördün mü dedi. Ben de kargaların halini anlattım. Bunun üzerine bu nedir? Ben cinniye dedim. Bu nedir? Cinni, sen Kur'an'ı Azimüşşan'da okumadın mı? Allah'a Azimüşşan ve Tekeddes Hazretleri Sure-i Zuhruf 36. ayette biz 37'den başladık. 37, 38, 39'a çıktık. Allah 36'yı da getirdi yanımıza. Hamdolsun. 36'da sen okumadın mı? Kim o çok esirgeyici Allah'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşıdır. İşte onların başlarına oturmuş olan her insanın şeytanıdır. Kiminin iki gözünü kapatır hem dünya hem ahiretini. Kiminin ahiretini kapatır, kiminin dünyasını kapatır. Kimisi de haktan gafil değilse gözlerini kapatamaz. Nasıl olacak şimdi? İşte Zuhruf 36, kim Allah'ın Rahman Teala'nın, bunu okuduk demin, Rahman Teala'nın zikrinden yüz çevirirse biz ona şeytanı musallat ederiz. O şeytan böyle yapar, böyle yapar, Allah-u Teala buyurdu. Ne yapar? O şeytan musallat ederiz, artık ondan ayrılmayan arkadaşı olur. İşte bunlar şeytanlardır.
İnsanların gafletleri miktarınca kah iki gözünü, kah bir gözünü kapatırlar. Eğer Allah'ın hakiki gerçek zikir sahibi ise ona bir zarar veremezler, başının üstünde dururlar. Kovula. O da seni karga gibi kandıracak. Sarıklı karga. Hıt! Kandıracak Allah bizi, vır 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 alıp götürecek. Sen git, ne yapacaksan yap. Doktor mu şimdi? Mümin Sofi ders dinleyecek. Ben böylece bu cinniyle gider gelirken bir gün çok acıktım. Yanımda sadaka olarak verilen ekmeklerden vardı. Vaktaki 4 gün yememiştim, 4. gün yedim. Açtığım gitti, cin bana selam verdi ama görünmedi. Allah için neden dolayı sen görünmez olsun oldun deyince, biz belalara sabrından, nefsine mücadelenden seni seviyorduk. Sen 4 günde bir ekmek yiyince imtihanı kaybettin. Halbuki haftada bir yerdin. 7 günde yiyeceğine 4 günde yedin. Sabırsız bir adamsın. Sabırsız adamla işimiz yoktur dedi, cinni kayboldu. 4 günde bir yemek yemiş sabırsız diye cinni gitti. 1 günde 3 yemek yiyenleri demedi daha kitap. Sen 7 günde haftada bir yerdin. Biz seni belalara sabır ve açlığa tahammülünden severdik. Sen 4. günü yedin, sabırsız oldun, imtihanı kaybettin. Biz de sana bir daha görünmeyiz dedi, cinni gitti. İşte insanın başına gelen mesele, Allah razı olsun, bu meseledendir. Allah kimi şeytanı musallat ederse hakikat gözlerini kapatır. Onu başına musallat eder. O ne kötü bir şeytandır ki ayet-i celilerin diğer kısımlarında okuduğumuz gibi onu şerli kötü işlere götürür. Sahibi güzel iş yaptım zanneder. Sonra ruzu cezada büyükler küçüklere, küçükler büyüklere, şeytan insanlara, insanlar şeytanlara azabının artması için beddua ederler. Bunun çaresi nedir? İlle bunun çaresi Allah'a itaat ve Allah'ın zikriyle meşgul olmaktır. Kıymetli müminler, şeyhin işi nedir dersen, intibaha getirir, yol gösterir, anlayış vermek için nurani hallerle sana binlerce hadiseye şahit eder. Misal ver, Eşref-i Rumi Hazretlerinin hem damadı hem halifesi Şeyh Abdurrahim Tirsi Hazretleri nakletti. Bu Şeyh Abdurrahim Tirsi Hazretleri 4 yaşında şeyhin terbiyesine girdi. Ulu Kadri Şeyhi oldu. İzniye gidenler görür. Pek çok evliyayı izam onun halifelerinin halifesi olarak Kadri İznik Kadri Tekkesi'nde sıra sıra evliyayı izamın kalkmasına vesile oldu. 4 yaşındayken şeyh bunun peşine düştü. Babası şeyhe gitti, Abdurrahim Tirsi Hazretlerinin babası. Seyyid Eşref-i Rumi'ye dedi, ya bu 4 yaşında çocuktur, sen bundan ne istiyorsun, bu ne anlar deyince, Seyyid Eşref-i Rumi Hazretleri buyurdu, maneviyat aleminde ben gördüm ki onu terbiyet edeceğim. O ana rahmine düştüğü günden biz gözetliyoruz. O ana rahmine düştüğü günden beri ben onu gözetliyorum. 4 yaşında sen onu çocuk deme. Bizim İzmir'e gelişimiz Abdurrahim Tirsi içindir. Kurban Evliya-i İzam çok hoştur. Kavs-ı Geylani Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretlerini 1,5 asır sonuna geleceğini haber verdi. Bayezid-i Bistami Hazretleri Hasan-ı Harkani Hazretlerinin 100 küsur sene sonuna geleceğini haber verdi. Kabrinden terbiyet gördü. Seyyid Hasan-ı Şazeli Hazretleri kendinden sonra 5. Evliya-i İzam Muhammed Hanefi Hazretlerinin geleceğini haber verdi. Rengi beyaz, yanakları alal, bir gözü şehla bakışlıdır.
kitapçılık yapar, sonuna gelir bizim beşinci dereceden halifemiz olur. Alim oldu Muhammed Hanefi Hazretleri, sahaflar çarşısında kitap satmaya başladı. Derken gönlüne muhabbet düştü. Hakikaten Hasan-ı Şazeli Hazretleri'nin tarikatında İskenderanu Ataullah Hazretleri'nin halifelerinden meşhur Muhammed Hanefi Hazretleri oldu. Arifi billahlar bilirler. 4 yaşında Abdurrahim-i Tirsi Hazretleri'nin babası dedi, bu çocuktan ne istiyorsun, bırak şunu yahu. Bizim buraya gelişimiz onun yüzündendir. Biz onun ana rahmine düştüğü günü biliyoruz, bekliyoruz çocuk çıksın, biz onu alıp terbiye edeceğiz. O bizden kadri şeyi olacak. Burada Allah'ın tarifnamesi var. Arif'in elinde bellidir. Ebul Abbas Nihavendi Hazretleri 4 ay sabretti. Ebul Abbas Kasap Hazretleri "Hey!" dedi, yabancının dost işinde ne işi var yallah. Ebul Abbas Nihavendi Hazretleri dedi, yedik içtik ey Hristiyan, bir yabancı geldin, yabancı gitme, ekmek yedin, su içtin, hak var, Müslüman oldu. Onlar avcı kurban, insan avcısı. Peki hala tarikatta zikirle şeyhin alakasını, zikirin ehemmiyetini göstermek için binlerce nurani hadiseyi müridinin gözüne sokar. Sultanımızdan bir hatıra. Devletli Sultanımız Seyyid Muhammed Raşid radıyallahu teala anhum hazretlerinden bir hatıra. Ben hacca gidiyorum. 4 kişi bir taksideyiz. 3 tane yanımda arkadaş, ben 4. İzin verdi. Dedi, Musul peygamberler şehridir, bir gün kal. Bağdat evliyalar şehridir, 2 gün kal. Musul'a girdim, saate baktım, çıktım, bir gün doldurdum, çıktım. Bağdat'a girdim, 2 gün kaldım. Bana dediler, sen dediler, Küfe, Necef, Kerbela, oradan Amman'a git, Amman'dan yakındır. Ben Küfe'ye geldim, Hazreti Ali Efendimiz'in şehit olduğu camiye, Necef'e geldim, Kerbela'ya geldim. Bana dediler, Amman'a gidemezsin, 1000 kilometre yol var, petrol yok, kum, rüzgar yolları kapatır, sen zebillik çeker. Ne yapayım? Küveyt'e git, Bağdat'a git, vize al, Küveyt yolundan söyle, Riyad, Mekke-i Mükerreme, Taif git. Ben 2 gün Bağdat'ta durdum, 3. günü çıktım Küfe, Necef, Kerbela. Döndüm geldim Bağdat'a girdim, Küveyt vizesi alacağım. Bir gün daha kaldım, oldu mu 3 gün? 10.000 kilometre beyaz bir muradım vardı, haç yolu yaptım. 10.000 kilometre sonra geldim, Sultan Hazretlerinin saadetle elini öptüm. Ağaçlık yer o zaman çevriliydi duvarla. Bana hoş geldin, hoş buldum, nasılsın, elhamdülillah sayende arabama bir çivi bile batmadı dedim. Şimdi anlatıyordum. Efendim emrin üzerine Musul'da bir gün kaldım. Bir bağırdı bana, kim dedi sana Bağdat'ta 3 gün kal? Ben diyeceğim Bağdat'ta 3 gün kaldım diyeceğim, dedirtmedi. Ben anlattım, 10.000 kilometre gezdim, yazdım nereye gittiğimi rakam rakam. Musul'da bir gün kaldım. Hemen konuştu mübarek, kim dedi sana Bağdat'ta 3 gün kal? Kurban bir korku tuttu. Allah şahit, Resulullah kavsımız şahit, ben Kehf'ten kalmadım, Küveyt vizesi için kaldım. Ben biliyorum, haklı kaldın, sen de bil ne yaptığını, ben biliyorum dedi. Sen de beni bil, senin ne yaptığını ben. Hey Muhammed Arabi Aleyhisselam'ın ordusu böyledir. Böyledir kurban, böyledir. Vay dedim ya, Bağdat'ı da görüyor bundan, Musul'u da görüyor, Halep'i de görüyor. De sen bir daha bir emrini dinleme, nasıl edeceksin o zaman? Şimdi deminki yere geldik. İşte böylece Allah sizden hoşnut razı olsun. Evliyayı izam, dünya meşgalesinin boşluğunu gösterip, zikirle meşgul olmak için, yakini artırmak için binlerce keramet, ahval, maneviyat serdederler. Ta ki Allah'tan gafil olmayalım.
İşte Abdurrahim-i Tirsi Hazretleri ta burada kaldık şimdi. Ferman buyuruyor ki müritliğim zamanında Seyyid Eşref-i Rumi Hazretlerine hizmet ederdim. Hizmetten bir gün beni meşgul edip çağırdı. Pazarda hizmet verdi. Hizmeti ifa ettim. Ama gördüm ki bir dellalın elinde bir 30 akçeye bir elbise var. Dellal bağırıyor. 30 akçe, 30 akçe, 30 akçe kim artırırsa çok onun üstünde kalır. Abdurrahim Tirsi Hazretleri dedi, bir akçe dahi, 31 akçe, 31 kimse çıkmadı. Dedi gideyim sahibine sorayım, verirse sana cübbeyi, elbiseyi vereceğim. Dellal gitti, bekledi gelmiyor, şeyhin korkusundan döndü tekkeye. İşi bitirdi. Şeyh Allah razı olsun dedi, odasına girdi, zikir çekmeye başladı. Ey Abdurrahim, lebbeyk sultanım, ne işlersin? Zikrullah ederim. Hilafı söylersin, zikrullah yerine 31 akçe, 31 akçe çekersin. Hilafı söylersin, yalan söylersin, halbuki oturdun 31 akçe çekersin. Şimdi diyor ki 31'i verdim, az daha beklesem gelir miydi, elbise de ne güzeldi çekiyor ama gönlü tellalda. Az daha mı duraydım, acele mi ettim, elbise de ne hoştu, acaba verir miydi, neye geldim filan başladı alışverişe. Ya Abdurrahim, lebbeyk sultanım, ne işlersin? Zikir çekerim. Hilaf söylersin, zikrullah yerine 31 akçe, 31 akçe çekersin. Nice zikrullah edersin? Bu ne biçim zikirdi? Nice zikrullah edersin? Bu nasıl zikirdir 31 akçe çekmek? Ya mollalar, iş zor iş. Ses güzelliğiyle kaside okumakla iş bitseydi bu çoktan kavsik eylemde olurdu. Ondan iş bitmiyor. Gönül zor. Ahiret zor. Bu da bir de bir küstahlık eder, yalan söylersin. Zikir çekerim dersin, yalan söylersin, hilaf söylersin, halbuki 31 akçe çekersin. Ne zikrullah edersin? Osmanlıca tabir. Ne zikrullah edersin? 31 akçe edersin. Hem de küstahlık edersin. Bu makule ezvayı bir daha eyleme. Böyle makul bir sebep getirme. Böyle bir şey bir daha istemem. Zira mahrumluğa sebeptir. Sen aklın dünya malında olursa Allah'ın nimetlerinden mahrum kalırsın. Bu senin mahrumluğuna sebep olur. Bizim tarikatımızda bizim tağımımızı yer, bizim elbisemizi giyersin. Yani biz sana ne verirsen esasını çıkarma, onu giy. Ne yedirirsek ona da razı ol. Gözün yumurtada, ette, butta, sütlüde olmasın. Ne kadar zor kurban. Sen seninkileri getir ara sıra, tımar yapalım. Devlet eğer verdiğimize razı olur, yedirdiğimize kanaat edersen devlet bulursun. Ve illa çok nadim olursun, sonradan çok pişman olursun. Teemma, sonraki pişmanlık fayda vermez. Ama bundan sonra ne kadar pişman olsan da fayda vermez. Bir daha 31 akçe istemem. E gel sen bir daha şimdi işe gittiğinde dön, Allah için bir yere gönül meylettir. İşte şeyh bunun için lazımdır. Bu menkibede iki mana vardır. Kitap sahibi buyuruyor. Biri, dünyaya helalından bir aba için meyletmek tevhid-i hüdaya mani ise, ya sen dünyayı yutmuşsun, nasıl Mevla'yı bulursun? Helalından bir aba almak tevhid-i hüdaya mani ise, bir helalından 31 akçe verip bir elbise alacaksın. Bu kadar alışveriş dahi Allah'ın birliğine ulaşmaya mani ise, sen dünyanın kökünü yutmuşsun, nasıl Mevla'yı bulursun? Allah.
Bir aba yüzünden Mevla bulunmazsa sen bin abayı yutmuşsun. Böyle nasıl Mevla bulunur? İki, Arif'in gönlü şu şinef kuşları binadideleri vardır ki gönüldeki fısıltıyı işitir, nukuşu görür. Zira gözlüye gözsüzlük olmaz. Metin bitti. Mana, arifi billahın işiten dinleme gözleri vardır. Arifi billahın işiten kulakları, gören dinleme gözleri vardır. Onlar gönüldeki fısıltıyı işitir, gönüldeki nakışı da görürler. Sen arifin, zira gözlü olana gizli yoktur. Ariflerin gözleri görür, sen onları gözsüz sanma. Sen onları sağır kör sanma. İkinci mana. Birinci mana, helalından 31 akçelik bir elbise almak, tevhid-i hüdaya zikrine mani ise, ya koca dünyayı yutanlar Allah'ı nice bulur diyor. Biz bulamayız kurban. Gel sizin kasideyi bir daha okuyun, Allah birdir o. Deminki ne güzel. Gel yine sesiniz, sözünüz, gözün. Hayatında evliya şeytana yenilmezse yok. İmam-ı Gazali Hazretleri sual sordu hocamız. Ben okuduğumu duyduğumu söyleyeceğim. Ülemayı izam değilim. Kabirde sual sorarken şeytan Sofiye musallat olsa evliyanın tasarrufatında var mıdır ki şeytanı kovsun müridi kabirde iken? Hazreti İmam-ı Gazali Hazretlerinin Kıyamet ve Ahiret isminde mübarek bir eseri var. Mukaddemesinde ben bu eserin içinde ayet ve Resul-i Kibriya'nın hadisinin gayrında bir kelime yazmadım. Ne yazdım illa ya Kur'an mealidir ya hadis mealidir. Hakka yemin ederim nefsimden bir mesele yoktur. Ölüm hallerine sıra gelip anlatıyor. Bir kimse ölürken Said ise yüzü güler, tebessüm eder, kelime-i tayyibe Allah isimlerinden birini zikreder, yüzünü sağa çevirir, ölür. Ehli şekavet ise yüzü kararır, dudakları göverir, gözlerinden terleme ve yaş çıkmaz, donmuş gibi olur, başını çevirir, sıkıntısı görülür. Bu ölümünde Allah'tan bir zikir duymuyorsa, söylemiyorsa bu şekavet ehlidir. Ölüm anında Allah'tan inayet iner. Bu hadisin mealinde ölüm halinde inen inayet Cibril-i Emin'in yardımı demişler. Allah bir kuluna yardım ederse sekeratın mevtinde kabrinde melek ile ona yardım eder. Kimisi de arif ve enbiyanın yardımı Allah'ın izniyle olur demişler. Bu mesele kitabın metni bitti. Şimdi okuduğumuz menkibelerde bazen evliyayı izamın sekeratıl mevtine yardım ettiğini menkibeleri çoktur. Müridinin sekeratı mevtinde kamil mürşitlerin Allah'ın izniyle, Allah diler murad ederse, etmezse, bin bir peygamber gelse bir şey etmez. Allah dilerse melekle kovalar, dilerse azametiyle kovalar, dilerse kovalar. Dilemezse bin bir peygamber, yüz bin peygamber gelse, haşa o kula kimse bir şey veremez. Şefaat haktır. Şimdi söze misal getiriyorum. Şefaat de Allah'ın dilediğine şefaat, ehli şefaat eder. Allah bir kulunu affetmeye muradı yoksa Hazreti Muhammed Aleyhisselam da affettiremez. Allah kullarını affettirmeye murad ettiği için sahibi şefaate ruhsat verir. Bir kısmı cehennemden Resulullah'ın şefaatiyle çıkar. Bir kısmı hiç girmeden şefaatle çıkar.
Bir kısmı evliyanın yüzü suyu hürmetine affı mağfiret olur. Hatta salih müminlerin dahi yakınlarına, salih müminin yakınından 10 akrabasına şefaat edeceğine ruhsat veren metinler vardır. Şu halde benim şeyhim beni muhakkak kabirde kurtarır, bu katiyet ifade etmez. Allah dilediğini dilediği tarzda kurtarır. Dilemezse ne evliya yardım edebilir ne enbiya. Benim sözüm bitti. Oku kurban. Siz de sıkıldınız. Bir okuyun, keyiflenin, bir nefeslensinler inşallah.